Ana ocağı başlıyor. Ana ocağında büyük final için geri sayım başladı. Büyük ödül beşi bir yerde bu akşam sahibini bulacak. Birbirinden heyecanlı görevlere geçmeden önce gelin dün neler yaşandı bir hatırlayalım. Dün ana ocağındaki dördüncü günlerini geçiren kızlarımızın ilk görevi lezzet ustamız Zehra anneyleydi. Mersin mutfağının dillere destan kereviç tatlısı vardı menüde. Kızlarımızın tatlı yarışı öyle heyecanlı geçti ki sormayın. Günlerdir rakiplerine göz açtırmayan Hatice göze geldi desek yeridir. Anneciğim yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Hatice güzel gidiyor, hızlı gidiyor da sırayı karıştırdı. Önce irmik dediniz, ondan sonrasında tereyağı değiştiniz. Önce tereyağını kattı. Keşke söylemeseydin, o fark etseydin. Hatice bugün çok güzel patladı. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Heyecanlı olduğu kadar eğlenceli anlar da yaşandı Zehra annenin mutfağında. Hayali oğluna kız beğenemeyen Gülşah'ın açıklamaları ortalığı epey karıştırdı. Peki erkek çocuğunuz olsa sizin? Evet. Hangi içinizden mesela senden ayrı 3 tane kızım var. Hangisini oğluna alırsın? Ben bunlardan hiçbirini oğluma layık görmem. Hiçbirini. Benim oğlum benim prensim olur, şehzadem olur o benim. Bunları mı göreceğim yani? Lütfen. Açıkçası ben de almam. Kızlarımız için dün sadece mutfakta tatlı yapıp tatlı tatlı atışmakla geçmedi. Öyle bir macera yaşadılar ki sormayın gitsin. Ne mi yaşadılar? Ana ocağımızın sevimli yavrularını sevmeye giden kızlarımız sert delikanlı bulutu karşılarında buldular. Doğrusu Melda karşısında görecek kadar şanslı olmadı. Çok sertti. Çok sertti bu. Ay anneciğim, ben istemiyorum. Çok sertti. Kaç geliyor. Çok sertti. Tamam sakin ol. Koyunları falan izliyordu ve arkasında bulut duruyordu yani. Büyük bir tehlike, sen nasıl arkanı dönüyorsun? Arkadan bir taslama. Çok harikaydı. Biliyorsunuz ana ocağımız büyük bir sosyal yardımlaşma projesine imza attı. Durumu iyi olmayan komşumuz Sadegül annenin evini yeniden inşa ediyoruz kızlarımızla. Dün de Sadegül annenin evine yardım etmek için birbirleriyle yarışan kızlarımız zaman zaman gergin anlar yaşadı. Çok ağır gidiyorsunuz kızlar. Onu bunu taşımıyoruz arkadaşlar. Duvar örüyoruz. Birazdan değiştireceğiz. Onu bunu dediğin ne kadar ağır biliyorsun değil mi? Ne? Neyse gelince bir daha söyle, söyle, söyle. Duyamıyorum seni. Onu bunu dediğin diyorum. Ağır, ağır. Artık şeyler var. Küçük dokunuşlarla eskileri yeniye dönüştüren Meltem annemizin dünkü görevinde el işi, göz nuru danteller sandıklardan çıkarıldı. Karşımızda 4 genç kızımız olunca konu tabii ki de evliliğe geldi. Kızlar ne ister diye soran beyler, işte size cevabı. 4 milyar yeter. Ama ev kendimizin değilse en azından bir 6 milyar kazanması gerekiyor 4 ayda. Çok, siz ne yaptınız? Gidin doktor bulun. Çeyiz sandığı olmayan Melda'nın dantel ve dikişle arasının da iyi olmadığı ortaya çıktı dün. Dantelleri birbirine ekleyemeyen Melda, işi beceremediği için değil, tavrı yüzünden fırça yedi annemizden. Pes ediyorum, bu sefer de pes ediyorum. Bu sefer de pes ediyorum. Yani bu turda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ana ocağında ilk söylememen gereken bir şeyi söyledin. Ana ocağında biz asla pes etmeyiz. Final öncesi yaşanan beklenmedik olay herkesi şoka soktu. Bir anda fenalaşan Aysima adım dahi atamayacak hale gelince apar topar hastaneye götürüldü. Şöyle ağrım var. Ana ocağında günün en heyecanlı saatleri yine finalde yaşandı. Günün kritiğini yapan kızlarımız arasında yaşanan hararetli tartışmalar iplerin gerim gerim gerilmesine sebep oldu. Melda'nın aşırı duygusal tepkileri dün geceye de damgasını vurdu. Ama Melda şu son hareket... Ama bir dakika beni dinler misin lütfen? Son hareketini hiç sevmedim. Ne yaptım anneciğim? Neden biliyor musun? Meltem annen konuşuyordu, bize böyle yaptı. Yapamazsın bunu sen. Ben müsaadenizle tamam, bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Yıka kıssalar da eleştirseler de anneler çocukları arasında asla ayrım yapmaz. Gözyaşları içinde salonu terk eden Melda'yı sakinleştirmek yine annelerimize düştü. Sizce Hatice buna niye sinirlendi? Eğer Hatice bunun böyle olduğuna inanmasa buna zaten sinirlenmez. O da bunun farkında çünkü. Ondan sonrasının cevabını biz veremeyiz. Hatice verir. Ama Hatice haksızsa bile, bak haksızsa bile senin mimiklerin onu haklı hale getirir. Hayatta hep böyledir. Bu da güzel bir ders oldu işte. Sil gözlerini. Yaşanan tartışmalar bilinmeyenleri de ortaya çıkardı.
Hatice dün gece ilk defa çok sevdiği zihinsel engelli kardeşinden ve ailesinin yaşadığı zorluklardan bahsetti. Genç yaşında büyük bir imtihan veren Hatice'nin hikayesi annelerimizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Hani benim en büyük şükür sebebim kardeşim anneciğim. Hani zihinsel engelli benim kardeşim. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 18 yaşında anneciğim. Ağustos ayında 18 yaşına girdi. Kız mı? Kız. Ay, kız anneciğim. Ece. Baban ne yaşadı? Babam ne yaşadı? Neydi? Babamın alkol problemleri olmaya başladı anneciğim. Çok ciddi 12-13 sene boyunca ciddi anlamda hani hem kendisine çektirdi hem bize yani çektirdi. Duygusal anların ardından heyecan dolu dakikalar başladı ana ocağında. Kızlarımızın kalp atışları 7 köy öteden duyulurken Beşi Bir Yerde'yi boynuna takmaya hak kazanan isim Gülşah oldu. Beşi Bir Yerde'yi hak eden kızımız Gülşah. Ay! Anne çok teşekkür ederim. Bilezikleri kimin aldığını da merak ediyorsunuz değil mi? Sade Gül annenin evi için kızlarımızı epey bir çalıştırıp tuğla dizdiren Ümmiye anne, günün finalinde hak eden olarak Aysima'yı açıkladı. Aysima. Dün çocuklarımıza Mersin'in meşhur kerebiç tatlısını yaptıran Zehra anne de bileziği hak eden ismi finalde açıkladı. Beşi Bir Yerde'yi boynuna takan Gülşah, Zehra annenin etabında galibi oldu. Gülşah. Teşekkür ederim anneciğim. Eski dantellerden yepyeni bir masa örtüsü yaptıran Meltem annedeydi sıra. Nefesler son bir kez daha tutuldu. Heyecan içerisinde sonucu bekleyen kızlarımızdan bileziği hak eden isim bakın kim oldu. Bugün benim görevimde bileziği hak eden kızım Hatice. Teşekkür ederim anneciğim. Geldik büyük final gününe. Bugünün sonunda bir kızımız büyük ödül olan Beşi Bir Yerde'yi boynuna takıp ana ocağından ayrılacak. Tabii önce kızlarımızın birbirinden zorlu etapları aşması gerekiyor. Hazırsanız ana ocağa başlıyor. Ana ocağında geride kalan 4 günün ardından Beşi Bir Yerde'nin esas sahibine kavuşacağı muhteşem final günündeyiz. Kocaman ailemiz bu sabah oldukça erkenci. Baksanıza kahvaltı hazırlıkları için el birliğiyle kolları sıvamışlar bile. Ver bari bana, ben de kullanayım. Bir bıçak daha verin, ben de keserim. Kızlar bugün bitiyor, son günümüz. Evet. Heyecan var mı? Ay tabii ki var heyecan. Ama çok merak ediyorum Beşi Bir Yerde kimin olacak, tamam? Ben de çok tabakları koyuyorum Hatice. Şey silindiyse iyi, sağlam. Var bir ekmek kesme bıçağı bulamadım. Koskoca gözde. Güzel bir imza atıp gidelim arkadaşlar. Evet aynen. Bugüne kadar yapılmamışını yapalım evet. Yani. Kahvaltımız konuşulsun. Birbirlerinin hem rakibi hem de arkadaşı olan kızlarımız Zeynep ve İlknur'un da yardımıyla mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlıyor. Hadi buyurun annelerim, herkes sizi bekliyor. Ümmiye anne, burada ne kadar güzel bir manzara bu. Buyurun anneciğim. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Aferin. Allah'ım. Aferin size. Ne güzel bir sofra hazırlamışsınız. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Gördünüz mü? Hadi gel anne, gel. Gel şöyle sen otur. Gel anneciğim. Annelerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarırken kahvaltının son rötuşları da yapılıyor. Bu arada Zeynep ve İlknur da çok yardım etti kızlarımıza Meltem anne. Zeynep günaydın. Zeynep nasılsın? Güzel uyudun mu annem? Uyudum. Çok güzel uyudum. Böyle kendi evimmiş gibi bir rahatlık içinde uyudum. Böyle bir güvende. Dedim annelerim yanımda. Aşkım benim. Güzel kızım. Prensesim. Öyle uyudum. İlknur'um. Efendim anne. Annem sen de güzel uyudun mu bir tane? Vallahi çok güzel uyudum ben de. Ay canımın içi benim. Haydi bizi oturttunuz, siz de gelin oturun sofraya. Tabii anneciğim geliyorum. Anneciğim yumurtayı sıcak olsun diye sonra sakladım. Tamam çayları koysunlar, hadi siz oturun. Sen siz oturun tamam. Melda gel. Kızlarımız final gününe yakışır bir kahvaltı için çalışıp didiniyor annelerim. Çaylar konurken isterseniz siz yavaş yavaş başlayın. Bizi...
kabul ettiğiniz için. Aa, bu teşekkürlük bir şey değil, aşk olsun. İçin. Biz kardeşiz. Aileyiz biz. Allah razı olsun. Eskiden normalde yapılan ve hiç teşekkür gerektirmeyen birçok komşular arasındaki yardımlaşma şimdi teşekkür edilip minnet duyma noktasına geldi. Bu çok yanlış. Hepimiz birbirimize yardım etmek durumundayız. Yani insanlık bunu gerektirir zaten. Dolayısıyla kızlarımız da Sade Gül anne de bu evin insanı. Biz onlardan daha fazla misafiriz anneciğim aslında. Evet. Bir ekmek de olsa bölürüm yani. Tabii. Seni ben yerim. Herkesi duygulandıran Sade Gül anne ve kızları iyi ki de geldiler, ana ocağı ailesine katıldılar. Bakın ne güzel sofralarından kahkahanın eksik olmadığı kocaman bir aile olduk. Kahvaltı demişken karnınızı iyi doyurun kızlar. Az sonra zorlu bir görev sizi bekliyor. Kahvaltımızı yapalım güzelce ne. Çok güzel mutfakta bir yemek yapacağız. O yüzden çabuk yiyin, hazırlıklarımızı yapalım. Bir an önce görevimize gidelim, tamam mı? Hadi hepinize afiyet olsun, yiyin çocuklar. Yemek yapacağız dedi. Demek ki bu sefer oklavaya ihtiyacımız olmayacak. Bu da bir şey. Hadi yine iyisiniz kızlar. Günlerdir hamurla haşır neşir olduktan sonra bugün rahat bir nefes alacaksınız anlaşılan. Ama mutfağa geçmeden önce şu güzelim sofranın tadını çıkarın. Ne oldu? Bir şey oldu. Kim var orada? Ne oldu? Ümmi anne! Ümmi anne! Ümmi anne neredesin? Ümmi anne! Ama ya nabzı gerçekten çok düşüktü. Meltem anne sürekli nabzını yoklayın, nabzını yoklayın dedi ama... Kendimi çok çaresiz hissettim. Ana ocağında final gününün ilk görevi için unutulmuş lezzetlerin ustası Zehra annemizin mutfağındayız. Bugünkü eşsiz tarifin malzemeleri tamam. Peki kızlar nerede acaba? Kızlar. Geldik anneciğim. Gelin hadi bakalım hemen. Geçin yerinize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Takalım mı? Yemek yapıyoruz. Evet, hemen takın artık. Son günümüz, öğrenmeniz gerekirdi önlükleri değil mi? Hemen takacaksınız, hemen hazır olacaksınız. Ve hemen yemeğe başlayacağız. Anneciğim hamur yok bugün. Evet, yemek yok. Hatice. Evet anneciğim ama sanırım yani çok iyi bildiğim bir yemek. Tahminlerim doğru çıkarsa çok da güzel, çok da elimin yatkın olduğu bir yemek yapıyoruz. Bizim de elimiz yatkın. Sadece senin. Peki ne yemeği yapıyoruz? Bence patlıcan oturtma gibi bir şey ya da kebap gibi. Yok kebap değil de patlıcan oturtma olabilir. Patlıcan oturtma mı? Evet anneciğim. Başka? Musakka. Musakka. Karnıyarık da olabilir. Karnıyarık. Patlıcanla envai çeşit yemek yapılabilir de kızar. Maalesef tahminleriniz tutmadı. İyisi mi ne yapacağımızı Zehra annemizden öğrenelim. Yöresel bir yemek. Ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nereye gidiyoruz anneciğim? Urfa. Oo, acılı. Patlıcan kebabı. Urfa'ya gidiyoruz. Doğru bildim. Kazan kebabı. Ha. Ama kazan kebabı. Kazanımız nerede anneciğim? Ama acılı anneciğim? Olacak. Kazan kebabı. Kazandan şimdi çocuklar gerçekten. Doğuda falan tencereye bazı yörelerde kazan derler. Ha. Yani bir adı tencere kebabı ama kazan kebabı. Ne yapacağım? İlk önce kebap harcını yapıyorum. Evet bunu yapmak için soğanımı ne yapıyorum? Soğanıyoruz. Rendeliyorum. Sizin hepinizin rendesi var. Evet hemen... Soğanın kendine has rayihası mutfağımızı kapladıktan sonra iki diş sarımsak da minik rendeyle rendeleniyor. Peki sırada ne var Zehra anne? İçine baharatlarımı ilave ediyorum. İlk önce tuzumu. Ne kadardı? Bir dolu çay kaşığı. Karabiber. Bir çay kaşığı sumağımı koydum. Bunun sırası önemli değil. Tamam anneciğim. Evet, bir çay kaşığı kimyon koydum. Evet. Yalnız baharatların miktarlarını unutmayın ve hepsinden iki kere koymaya kalkmayın. Tuzumu da koydum. Bütün baharatlarımı pul da. Pul biberi koydum. Koymadım. Aynı bak işte onu söyledim. Evet. Bir çay kaşığı da pul biber. Ondan sonra ne yapıyorum çocuklar? Yoğuruyorum. Bakın bu yemek çocuklar
Urfa'nın kendi yöresel bir yemeği. Ama daha sonra bütün yöreye yayılmış. Ve yörede farklı farklı değişikliklerle kazan kebabı olmuş. Ama biz Urfa'nın yöresel kebabını yapıyoruz. Yani onlarınkiyle birebir yapıyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz ki anne biz bunu böyle de yapıyoruz. Tabii ki daha sonra daha önce konuştuk. Yemeklere farklı lezzetler koymak için farklı şeyler ne yapılabilir? Evet, denenebilir. Yaratıcı olmak. Türk kadını evet. Çok yaratıcı değil evet. Mi? Evet. Kesinlikle çocuklar. Kızlar bu çok özel tatlar sayesinde Türk mutfağı Türk mutfağı olmuş zaten. Peki neden özellikle koyun kıymasıyla yapılıyor kazan kebabı Zehra anne? Çocuklar Güneydoğu'da koyun çok fazla yetişir ve genellikle koyun tüketilir. Mesela bizim bu taraflarda dana ve koyun birlikte anneciğim. Evet büyük başta daha tüketilir. Koyun eti yağlı bir ettir ve kebaplara da çok uygundur o yüzden ve çok iyi yoğrulmalıdır. Çünkü evet birbirine iyicene işlesin, evet. Baharatlar karışsın iyicene diye. İşlesin ve bir müddet bekletebilirsiniz. Hatta bir gece dolapta beklerse daha lezzetli olur çocuklar. Biliyorsunuz et ne kadar diğer malzemelerle özdeşleşecek vakit bulursa o kadar iyi olur kızlar. Evet şimdi ben bir miktar yoğurdum. Siz daha fazla yoğuracaksınız çocuklar. Elinizi böyle suya... Anneciğim sürekli elimizi ıslatıp yoğurursak hayır. Bir süre sonra mıcık... Tabii devamlı yani. Değil. Bakın devamlı değil. Siz böyle etinizi elinizle kontrol edeceksiniz. Çünkü bakın bu köfte harcı değil farkındaysanız. Evet, evet. Köfte olsa ekmek koyarız, yumurta evet, koyarız. Evet, evet, bu kebap bunu katılaştıran hiçbir şey yok evet, içinde. O yüzden evet, su kullandığımız su oranına çok dikkat evet, etmemiz evet, gerekiyor. Evet. Evet şimdi benim kıymam kebap içim bekleyecek. Siz ne yapacaksınız? Kolları sıvayın ve kazan kebabını yapmaya başlayın. Yemek konusunda kendinize çok güveniyordunuz. Görelim bakalım hünerlerinizi. Hayırdır Melda? Gözün Hatice'nin tabağında. Melda'cığım sanki birazcık taktik mi uyguluyorsun? Kopya mı çekiyorsun bakarak böyle bize doğru? Hayır çünkü bıçağım buradaydı. Şuradan şunu almaya çalıştım. Yani tek sebebi buydu. Daha çok gözlerin sanki bizim tarafımızda hayatım gözlerim soğandan dolayı yandı. Zaten bakacak şeyim yok. Aa! Senin... Hatice! Senin ağzının içinde piercing mi var? Gözünden de hiçbir şey bakayım. Kaçmıyor Melda'cığım. Hiç dilinde piercing var anneciğim. O kadar bakayım. Ev kızı hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şaşırdım bir daha bakayım. Nasıl olur? Tam bir ev kızıydı. Hiç beklemiyordum ben anneciğim. Ben o yok artık. Hiç yani. Ne yalan söyleyelim Zehra anne. Biz de şoktayız şu anda. Bütün kızlarımız piercing meraklısı çıktı. Ay çocuklar nedir bunlar ya? Bir senin de dudağında var. Vallahi anneciğim ama benim var, anneciğim. Ev kızı imajım yok. Ben gerçekten Hatice'ye şaşırdım. Hiçbir yerimizde bir şey yok. Yani şunu başkası yapsa bu kadar şaşırtmazdı ama. Hatice. Efendim anne. Bir daha bakayım ya şuna. Göster bakayım. Nasıl yemek yiyorsun? Nasıl duruyor ağzında? Ay hayret bir şey ya. Alıştım güzel anneciğim. Şey. Çok uzun zamandan beri var. Alıştım inanın. E peki neden oraya takıyorsun? Ben onu anlamadım. Hadi ya, şunu. Bilmiyorum anneciğim. Melda'yın burada evet, ben yani. Gibi duruyor. Ben hep ilk önce ben zannettim. Hani onu anladım. Ama seninkinin yani ağzındakine ne gerek var? Bilmiyorum anneciğim. Seviyorum yani. Çünkü çok uzun zaman önce yaptı. Farklı bir insanmış var. Kendisi. Dışarıdan hanım hanımcık gözüküyormuş. Ama öyle biz olmadığı için. Biz ev kızıymışız Gülşah'la ikimiz. Biz bunu anladık bugün. Ne diyorlar Hatice? Piercing'le ev kızının olmasının ne alakası var? Hayır kendisi anneciğim. Şey. Kendisi hayır. İtiraf etmişti. Ben onunla kendimi daha çok ben gibi hissediyorum ben, demiş. Anneciğim yani. Hani çok sessiz oldum. Yani ergenlik itemi gibi bir şey bu. Ben onu yaptığımı çok oldu. Ama onsuz da duramıyormuş anneciğim. Yani çok uzun zamandan beri olduğu için ben alıştım açıkçası. Bak, ağzımı buna. Hala kapatamıyorum. Ben de şaşırdım. Yani çok sen şaşırdım. De... Ya. Şimdi Melda gösterseydi bana var ya. Aa olabilir. Hiç şaşırmazdı. Değil mi? Hatice şaşırtıyor değil mi evet, anneciğim? Evet Hatice de olunca yani resmen şoka girdim. Nasıl bir insanım anneciğim gözünüzde? Yani neden şaşırttı bu kadar çok? Hanım hanımcık ev kızı. Hani şimdi hiç çocuk... böyle taraflarda hayır, böyle olmayan. Hayır o yüzden değil. Böyle daha hani... Sessizsin, sakinsin ya. Sanki bunlar biraz daha böyle uç
insanların yapabileceği ya da gençlerin yapabileceği bir şey gibi geldi bana. Yani aşırı cesaret gerektiren bir estetik şey. Estetik durduğunu düşünüyorum anneciğim ben. Anne benim seviyorum. Çözüm göbeğinde de var mesela. Göbeğinde de var. Evet var. Seviyorum. Piercing'i seviyorum. Mesela önceden ağzımın kenarında vardı. Ağzının kenarında da var. Vardı ama çıkarttım onu mesela. Anneciğim benim piercing olayını seviyorum. Çözülecek biraz daha yoruyor. Sen her ne kadar tam bir piercing aşığı olsan da Zehra annenin bunu kabul etmesi imkansız Hatice. Ben uygun görmüyorum. Anneciğim bence oldu bu artık. Evet herkes olduğuna inandı mı? İyicene böyle bir kıyma, tutma kıvamına geldi mi? Şöyle de bir de bakayım bakalım. Şöyle de bir şey son bir su kattım anneciğim. Çok fazla bir daha su koyma. Bir daha su koyma. Bakayım Hatice. Şöyle de bir evet, sıksın. Daha fazla su koymayın. Biraz daha yoğurun. Biraz daha yoğur çocuğum. Son bir su ekledik. Evet, bir iki kere daha yoğur. Ondan sonra tamamlıyoruz. Çocuklar bakın bu o kadar kolay, o kadar basit ve de çok güzel bir yemek. Aynı zamanda da yöresel bir yemek. Tekrar ediyorum, bunu 20 dakikada evinizde malzemeniz evet, varsa anneciğim. Çok rahat çok yapabilirsiniz. Çok pratik bir yemek. Evet. Evet, çok pratik. Bu yemeği aslında hepiniz biliyorsunuz. Çeşit çeşit yapıldığını görüyorsunuz. Fırında yapılabiliyor, kızartılarak yapılabiliyor. Ama biz yöresel Urfa'nınkini yaptığımız için Urfalılar bunu hiç kabuklarını soymadan sadece şu üst kısmını alıyorum. Bakın şuralarını çocuklar. Şurayı da şu şekilde aldım. O öyle kalıyor yani. Evet kabuklarını soymadan dedim ya çok pratik. Evet. Bu genellikle çocuklar esnaf yemeğiymiş Urfa'da. Öyle mi? Evet hemen 2-3 çünkü oralarda patlıcan falan daha evet. Uzun bir mevsimde oluyor. Yani bayağı bir mevsimi uzun. Bunu hemen bir kıyma yoğuruyorlar kasap orada. Hemen patlıcanları bakın fazla kesmiyorum. Şu kadar dilim. Yarısı evet. Aralarına sanırım. Evet görüyor muyuz çocuklar? Aralarına yerleştiriyoruz. Patlıcanınızın boyuna göre bu. Yarım sandala kadar açıyorsunuz. Evet bakın iki parmak iki parmak. Aralarına da köfte. Evet gördük mü bakın. Fakat kopartmıyorum çocuklar. Evet. Evet. İki parmak iki parmak. Bunu mesela normal kızartarak da yapıyorlar. Yani öyle bir tarifle karşılaştığınız zaman şaşırmayın. Bu Urfa'nın yöresel kazan kebabı. Evet kıymam burada. Kıymamdan şu şekilde bir köfte kadar alıyoruz çocuklar. Köfte şekline getiriyoruz. Ve bu yağlı bir kıyma olduğu için kuzu kıyması patlıcanla birlikte özleşecek. Ve içine çocuklar bunu tıkıyoruz böyle. Yani şu şekilde bastırıyoruz iyicene ve kıymanın bütün içine girmesini sağlıyorum. Anlaşıldı mı? İçine girmesini sağlıyorum. Bu şekilde köftemizin, patlıcanımızın içine bakın iyicene yerleştiriyoruz. Köftenin bir bölümünün dışarıda kalması mı gerekiyor Zehra anne? Bunlar birazcık görünecek çocuklar şu şekilde. Gördük mü? Evet. Ve bunlar bakın biraz piştiği zaman bunu açılacak. Yerleştirirken açılacak yavaş yavaş. Gördük mü? Evet. Açılacak. Hı-hı. Anladık mı olayı? Anladım. Evet anneciğim. Evet hadi bakalım. Herkesi patlıcan ortaya koy patlıcanları paylaşsın arkadaşlarınız. Herkes 4 patlıcan yapacak. Kızlarımız gözlerine kestirdikleri patlıcanları seçmek için kolları sıvarken Melda ve Gülşah arasında tansiyon yeniden yükseliyor. Şimdi herkes aldı mı patlıcanını? Mural da Gülşah'cığım bu saat agresif tavırlar ne? Onu ben alayım dedim ben tuttum. Hayır onu ben alayım. Benimki de hoş. Yani dün o kadar finalde laf edip de benim laf muhabbetim. Başlayalım mı anne? Bu kadar sert bir tavır bir bilmiyorum garip. Bir dakika bir şey daha göstereceğim ama. Arkadaşlar burada çocuklar. Sende 3 mü var? Evet herkes atladı. Ne oldu anneciğim. Çocuklar bir hareketler oldu? Yani bir patlıcanı elime attım anında altından Gülşah çekti ve o benim dedi ve ay. Bilmiyorum ya. Anneciğim ben buradaydınız bu kadar... öyle bir şey oldu mu? Onu ben alayım bu dedim ne perhiz sadece. Bu ne lahana turşusu? Dün finalde o kadar kızların benim sertliğime laf edip de burada bu tavırlar bilmiyorum insanlar aslında ne kadar oynadıklarını gösteriyorlar bence. Neyse çocuklar bu tür şeyleri artık böyle birbirinize şey yaptınız ya her şeyden yani nem kapıyorsunuz. Evet anneciğim evet her şeyden nem kapıyor. Tabii ki benim yemeğim onlarınki gibi olmayacak. Çok abartıyor. Bakın şimdi ben dizilişini göstereceğim. Şu şekilde diğerini böyle koyacaksınız. Onları da diğerini işte. De böyle yani şöyle bir tencere bizim içinde olacak. Çok güzel bir yemeğimiz olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam anne. Evet. Anneciğim şöyle yapalım. Şu kıymaları çıkartın. Evet, ben ona baştan başlayayım. Buna, eşitlik olsun. Evet, o da bende kalsın. Evet sana bunu vereceğim. Evet çocuk. Tamam. Evet 3,
2, 1. Başlıyorsunuz. Üzerlerine çizik attıkları patlıcanları mis gibi köfte harcıyla dolduruyor kızlarımız. Bu arada Melda bugüne kadar sır gibi sakladığı bir gerçeği daha bizimle paylaşıyor. Ben Urfa doğumluyum bu arada anneciğim Urfa de. Urfa doğumlu musun? Ay Urfa Melda, doğumluyum ben de neler çıkıyor değil mi anne? Sen oradan çıkıyorsun ya? Urfa doğumlusun. Urfa Bilecik. Urfa Bilecik. Ay Bilecik. Her yerden çıkıyorum. Aslında Melda göçmenmiş anneciğim. Göçmen. Aslında Melda dünya vatandaşı. Bence dünya vatandaşı. Ya Türkiye var. Her aslında yeri görmüş. Çinliymiş. Kızlar hani hayat o hale getiriyor. Uzaylı bazen olabilir mi? Uzaylı. Ne diyorlar? Ya yani uzaylı hepimiz uzaylıyız zaten. Teknik manada evet, ne diyebilirim ki? Ben de vallahi. Ay, ne diyeyim yani? Yalan mı? Aslında gayet de doğru söylüyorsun Melda ama uzaylı yakıştırman arkadaşlarını pek güldürdü. Neyse dönelim işimize. Tamı tamına 4 patlıcanı kıymayla buluşturup tencerenize dizmeniz gerekiyor. Hele şu iş bitsin mis gibi kazan kebabıyla mideleriniz bayram edecek. Bütün kızlarımız patlıcanları doldurmayı bitirir bitirmez sıra geliyor kazan kebabının domates sosuna. Şöyle yaparsanız, şu şekilde keserseniz uygun değil. Nasıl keseceksiniz? Ortadan. Anlaşıldı mı? Kabuklar zaten dışarı evet atacaktır evet şöyle yaptığımızda. Keselim mi anneciğim? Evet, kesin. Kabuğunu soymayacak mıyız anneciğim? Zaten rendelerken kabuğu çıkacak çocuklar. Tamam. Başlayalım mı rendeleri? Evet, başlayın. Kalın tarafıyla. Oo. İnce tarafıyla zaten çok zor olur. Kalın tarafıyla. Aslında ben rende yaparken hep bütün parmaklarımı kaptırırım. Hep böyle kesilir. Buraya gelmeden önce de annem dedi ki eğer rende çıkarsa vay haline dedi. Parmaklarını yiyecekler dedi ama şimdiye kadar kaptırmadım daha. Çocuklar kolay gelsin. Anneciğim. Meltem anne. Nasılsınız? Teşekkür ederiz anneciğim. Nasıl geçti göreviniz? Güzel geçiyor güzel anneciğim. Geçiyor anneciğim. Güzel geçiyor anneciğim. Keyifli. Aynen bıraktığın gibi. Konuşuyorlar. Ne yemeği yapıyorsunuz anneciğim? Her şey çok güzel gözüküyor. Bir kebap mıdır? Patlıcan. Nedir? Kazan anneciğim, kebabı. Kazan kebabı yapıyorsunuz. Urfa yöresine ait kazan kebabı yapıyoruz. Oh ellerinize sağlık. Çok güzel gözüküyor. Şimdi salçalarımız evet, mı? Evet bir tatlı kaşığı salça. Evet. Bir dakika. Tatlı kaşıklarınız var zaten. İki tane şuradan de salçamız var. Böyle değil mi anneciğim? Evet. Anneciğim ben bilerek bir tatlı kaşığı aldım ama çok kaşığı doldurmadım. Yemeği ekşitme ihtimali evet var ya onu riske etmemek evet lazım. Tuz koyuyoruz, tuzunu koyuyoruz. Al çocuğum burada tamam, tuz var. Anneciğim. Aa tatlı kaşığı. Totalde iki tatlı kaşığı, çay kaşığı, biri harca, evet, biri şey demiştik. O yüzden bir çay kaşığı şöylece. İçine bir su bardağı suyu ilave ediyorsunuz çocuklar. Tuzunuzu koydunuz değil mi? Evet anneciğim. Evet koydum. Salçayı yediriyorsunuz domates sosuna. İçine de bir su bardağı suyu ilave ediyorsunuz. Bir su bardağı suyla bunu özleştiriyoruz. Şimdi yemek pişerken çocuklar önce az su koyarak pişirmek gerekiyor. Daha sonra suyu az gelirse sıcak su ilave ederek yemeğimizi ne yapabiliriz? Pişirebiliriz. O yüzden ilk başta çok fazla su ilave etmiyoruz. Üzerine biz çeşni olarak mı dökeceğiz? Patlıcan hemen evet pişmez ama o yüzden bol su koyuyoruz. Ancak pişiririz. Biz de bir şeyler biliyoruz yani. Performansı kendi görevimde de bekliyorum. Sizin göreviniz Meltem anne. Beni çok zorlayan görevler. Evet artık karıştırmışsınız. Evet karıştırdık. Tencerenizin kenarından yavaş yavaş döküyorsunuz içine. Biber dolmasına dökerim. Ortada boşluk varsa ortadaki boşluktan dökün. Üstüne tereyağını koyuyoruz. Tereyağı da çok lezzet verir anneciğim. Evet. Zehra anneciğim, kızlarla yemeğiniz bitmek üzere herhalde. Çok az kaldı. Ocağa tamam koyayım. Ben de kızlarla bugün çok güzel bir püf noktası paylaşacağım. Yine mutfakla alakalı. Ay ne güzel. Her zaman akıllarında bulunması gereken bir püf noktası paylaşacağım.
Bakalım cazip gelecek mi kızlarıma? Aa, ne ki anneciğim? Merak ettik anneciğim. Evet kızlar, verecek olduğum püf noktasıyla alakalı size bir ipucu veriyorum şu anda. Bununla ilgili fikir yürütün bakalım. Çorap mı getirdin? Çorap değil mi anneciğim? Çorap getirdim. Ne yapacağız o çorap? Mutfakla alakalı. Mutfakla alakalı bir püf noktası. Hayatınızı kolaylaştıracak, aynı zamanda ziyankarlığı önleyecek çok güzel bir püf noktası vereceğim size. Tamam, o zaman ne olduğunu o zaman tahmin edelim. Şimdi, peki, şimdi aklıma geldi de. Tamam, yemek konusundaki şeyinizi bozmayın. Evet. Dikkatinizi. Üzerine de bakın şöyle yanlarına köftelerin üzerini kapatmayacak şekilde biberler koyuyorsunuz. Aa, bıçak. Evet. Evet, bıçakların. İki tane biber kesiyoruz. Evet, şöyle iki tane, rakamı. Üç tane nasıl isterseniz. Biberini koyan hemen ocağını çıkarsın, setini temizlesin, pardon tezgahını temizlesin. Tamam. Hadi bakalım kızlar, ne kadar titiz olduğunuzu göstermek için size bir fırsat. Tezgahı parlatıp çıkarın ocaklarınızı. Anneciğim küçük ocağı mı koyuyoruz, büyük ocağı mı? Tamam. Önce harlı ateş, ondan sonra kaynayınca altını kısacağız. Evet, herkes hazır mı? Evet, yakabilirsiniz ocaklarınızın altını. Tencerenizi yerleştirin üstüne. Büyük kısmına mı? Altını kısalım mı? Hayır hayır, harlı. Harlı olacak. Harlı bir kaynar çünkü yemek çocuklar, ondan sonra kısarsınız. Ah kızlar ah, hala temel mutfak kurallarına hakim değilsiniz. Ama öyle ya da böyle kazan kebabını da bitirdiniz. Ellerinize sağlık çocuklar, yemekleri ocağa koyduk. Bakalım daha sonra, şimdi ben sizi bütün dikkatimle izledim. Hata yapanları kaydettim kendi kafama. Şimdi bakalım lezzetine bakacağım piştikten sonra. Yemekler pişene kadar kızları alayım mı biraz Zehra? Tabii tabii, al, ben tamam. Beklerim yemekleri. Haydi bakalım. Hadi kızlar siz. Haydi biriniz de şu sepeti alsın anneciğim. Ben alırım anneciğim. Hadi bakalım Meltem anneyle. Haydi bir çıkalım verandaya. Sağ ol Meltem anne. Ben yemekleri. Tamam annem. Tamam. Görüşürüz. Daha yemeğe döneceksiniz. Gelin bakalım. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Düz tarlaya bostan ektim çevrilecek. Anneciğim sehpanın üstüne koy şuraya. Tamam. Şöyle hemen de. Şöyle alayım. Siz de şöyle yanıma hemen sıralanın. Oturun annenizin yanına. Geldik anneciğim. Oh, yemeğinizin güzel kokuları gelmeye başladı evet, buraya evet, değil anneciğim, mi? Çok güzel kokuyor. Evet çocuklar, şimdi sizi buraya kadar getirdim ama israfı önleyen çok güzel bir püf noktası anlatacağım. Bütün annelerin, bütün ev hanımlarının ve hatta siz de ev hanımı olacaksınız değil mi ileride bir gün? Evet. İşinize yarayacak çok güzel bir püf noktası. Pazara gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz değil mi? Patates alıyoruz, soğan alıyoruz, sarımsak alıyoruz, domates, sebze her şeyi alıyoruz. Ve eğer onları güzel saklama koşullarını bilmezsek ne oluyor? Bir müddet sonra çürüyor. Şöyle bir gerçek var çocuklar. Şimdi yeni çıktı kiviler var uzun zamandır değil mi Türkiye'de? Ve o hamken kivi ne oluyor? Yenebilir vaziyette olmuyor. Evet. Bir müddet beklemesi gerekiyor. Ama siz aldığınız kiviyi hemen ertesi gün tüketmek istiyorsanız yapmanız gereken bir şey var. O da elmayla armutla evde başka ne meyve varsa onunla bir araya getirmek. Evet, ben bunu biliyordum. Bir araya gelen meyveler, sebzeler birbirlerini çabuk olgunlaştırır. Pardon Meltem anne, gelen sesi duydunuz mu? Bir şey oldu galiba. Ne oldu? Bir şey oluyor. Kim var orada? Ne oldu? Ümmi anne. Bir şey oldu ya, gitsek mi oraya? Bulut mu çarptı ki, ne yaptı? Ümmi anne. Aa, şöyle bir bakalım. Çıkalım gidelim. Çık çık çık. Bakalım şöyle. Koş, silersiniz altını, koşun. Ümmi anne. Ümmi anne neredesin? Anne. Ay Allah'ım ya. Ümmi anne. Ümmi anne. Ya. Anne. Ay. Ümmi anne. Ya kafasını mı? Başı. Oynatmayın, kafasını vurmuş olabilir.
Oynatmayın, oynatmayın. Evet. Ya oynatmayın mı ambulans? Nasıl anneciğim, kafasını vurmuş onu? Travma geçiriyor olabilir. Kafana vurdun mu? Bir saniye. Vurmuş. Ambulans çağıralım, kımıldatmayın. Oynatmayın, kımıldatmayın. Hayır, hayır, hemen telefon açtırın, ambulans çağırtın. Kafasını kaldırsak mı biraz? Hayır, hiç kımıldatmayın. Tamam. Kolum çek, bir dakika. Ümmiye anne. Anne, iyi misin? Bilinci derin, derin yerinde mi? Al. Derin derin nefes al. Anneciğim. Anneciğim, birazcık eşarbını... Hep bir ağızdan konuşma. Eşarbını birazcık hafifletin ki. Ya Ümmiye anne. İsmini falan soralım anneciğim. Bir Ümmiye anne, bilinci anne, yerinde bir mi? Bir şeyler soralım. Bilin, çocuklar çabuk telefon açın, ambulans çağırın. Ümmiye anne. Bizi duyuyor musun? Koşun bir bardak bilinci su getirin, yok, bir şey yok. Getirin çabuk. Anneciğim, bizi duyabiliyor musun? Kızlar başında çok şey yapmayalım. Sakin olun. Hızlı mı vurdun? Ümmü yani azıcık ağzına su damlatayım mı? Ha? Canım azıcık şuradan. Çok oynatma başını canım benim. Ya, o kadar korktum ki hareket ettiremiyoruz. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Nerede ne var bilmiyoruz, oynatmayalım seni. Ambulans çağırdık bir tane. Bilincin yerinde mi? Falan ya, nabzı gerçekten çok düşüktü. Meltem anne sürekli nabzını yoklayın, nabzını yoklayın dedi ama... Bir anda hani uyumaması için elimden gelen her şeyi yaptık ama... Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Su zaten, kolonyaya alerjisi var. Hani o kadar üzüldüm ki ne yapacağımı bilemedim. Ay Allah'ım, nerede kaldı ambulans ya? Nefes al anneciğim, burnundan nefes al anneciğim. Oynatabiliyor musun bacağını? Kırık değil. Ayağını... Ama oynatken şu... Anneciğim, elle oynatan kendini. Hiç oynatma anneciğim. Kafanı dahi oynatma anneciğim. Başını dahi oynatma lütfen. Lütfen anneciğim, hiçbir yerini oynatma. Bacaklarında ağrı var mı, kalçan ağrıcında? Burada dönünce ağrıyor. Şu belimin ortası. Ata mı biniyordun, ne yapıyordun annem sen ya? Başduruk'a bir gezeyim dedim. Yavrum ya, sizin haberiniz olmadan bindim, azıcık gezeyim dedim. Ah anneciğim, keşke ah anneciğim ya. Bize haber verseydin, Tuncay, beraber giderdik. Tuncay, Kahya, kimse yok muydu her burada? Her zaman gibi indiğim. Ya hissettiğim şey korkunçtu çocuklar. Ben soğukkanlı bir kadınım. Ümmiye anne. Ümmiye anne. Anneciğim. Şimdi bilincinin Ümmiye açık anne olması lazım. Evet. Konuşman lazım. Benle konuşur musun anne? Yani herhangi bir telaşlık durum olduğunda ilk önce hani ben sağlam olmalıyım. Ben olaya sahip çıkmalıyım. En iyi ben düşünüp toparlamalıyım gibi kendimi kasarım. Ağlayamam ve ne yapmam gerektiğini düşünürüm. Ümmiye anne. Tamam. Uyuma, uyuma. Ümmiye anne. Uyuma kurbanım. Ümmiye anne, uyuma. Uyuma anneciğim. Şimdi ambulansa bindiğinde doktorlar olacak. O zaman sana ne yapman gerektiğini Ümmiye söyleyecekler. Anne. Anneciğim. Ümmiye anne. Anneciğim, uyuma. Uyumaman gerekiyor. Ümmiye oğlun anne için uyuma anneciğim. Lütfen. O bayıldığında böyle içimden bir şeyler ılık ılık aktı. Ah dedim, ah, kafasını vurdu ve bu bir beyin kanaması olabilir mi? Ümmiye anne, senin soyadın ne? Oğlunun ismi ne anneciğim? Oğlunun ismini söyler misin? Kontrol tamam. Edemeyim. Tamam anneciğim. Anneciğim ağlama, ağlama, sıkma kendini. Çocuklar var ve ne yapacağımı bilmiyorum ve nasıl, kime sesleneyim, kimden yardım istediğim, hani o çaresizlik anı vardır ya, kendinizi çaresiz hissettiğiniz an. Kendimi çok çaresiz hissettim. Ümmiye anne. Ümmiye anne. Ümmiye anne. Aç gözünü. Bırakma kendini. Lütfen, sen güçlü kadınsındır. Ümmiye anne. Canım. Aç kızınla gözünü. Konuştun mu bugün? Konuşun anneciğim. Ümmiye anne. Ümmiye anne. Anneciğim geldi. Haber ambulans geldi. Anneciğim hadi. Konuşun anneciğim. Ümmiye anneciğim. Bak ambulans geldi. Ay arkadaşlar, düştü. Duyuyor musun beni? Adı ne? Ümmiye. Attan düştü anneciğim. Bak, buralarında bir ağrım var mı? Arkada. Kafamın arkası. Dur. Buralarında bir ağrım var mı teyzeciğim? Yukarısında azıcık. Kaldırıyorum yavaşça. Orada var. Burada. Orada var abi. Burada.
Tamam. Attan düştü kadın. Ya kafasını çok kuvvetli vurduysa, ya beyin kanaması geçiriyorsa, ya omuriliğine bir şey olduysa. Her şeyi detay detay düşündüm. Uyumuyorsun. Konuş benimle, uyumuyorsun. Sana ne oldu? O anda içimden bir şeyler kaydı. Hani insan şey diyor, ya onun yerine ben orada olsam diyor. Çünkü karşınızda en yaşlı anne, en tatlı, en tonton anne ve o kadar da güçlü bir kadın. Doğada öyle koşup eden, atabilen bir kadın yerde acılar içinde kıvranıyor. Benim için çok acı bir andı. Ümmet Edir'e duyuyor musun? Aç gözlerini. Hadi aç bakalım gözlerini. Açar mısın gözlerini? İnşallah bir şey olmamıştır diyorum bir taraftan. Güçlü kadın diyorum. Ama hastalığın, kazanın güçlüsü zayıfı yok yani. İnsan iki basamaktan düşüyor, ölüyor. Çevir yavaşça, çevir. Şöyle, kafasına dikkat, kafasına. Kaldıralım. Bırakın oraya, bırakın oraya. Dur, bunu katladım, dur. Tamam. Dur, kuvvet verin. Veremem. Gelelim mi? Yan çevirin hafif. Şu kolunu tutun. Tut kolunu, sabit tut. Kolunu sabit yavaş, tut. Yavaş, yavaş. Anneciğim, tamam. Tamam. Kolunu kaydırıyoruz. Anneciğim gel. Tamamdır, tamamdır. Tamamdır, tamam. Tamamdır. Tamam anne, bitti bitti. Tamam anne. Kolunu böyle koy yanına, tamam mı? Tamam anne. Anneciğim verin bana. Ay olacaksın tabii Ümmiye annem. Allah'ın izniyle inşallah. Araba geldi. Ümmiye anne olmasın? Ah, bunlar mı ki? Evet, o araba. Ümmiye anne. Ay Ümmiye galiba. Anne, koşun. Ümmiye anneciğim. Evet. Ay, Ümmiye anne geldi. Ümmiye teyze, aç bakalım gözlerini hadi. Ümmiye anne. Hadi, bak geldik hastaneye. Ümmiye anne. İyi misin anneciğim? Hadi bak geldik hastaneye. Uyumayacağım. Ben hayatımda etmediğim duayı o hastane bahçesinde beklerken ettim. O çaresizlikle, yani kaç dua okudu kızlarla ben size anlatamam. Hastane bahçesinde bekliyoruz. Bir yandan endişemiz var, bir yandan korkularımız var, bir yandan dua ediyoruz. Gerçekten hani hep birlikte aynı hisleri paylaştık arkadaşlarımızla birlikte ve İnanılmaz derecede yani bir daha yaşamak istemeyeceğim duygulardan biridir herhalde bu. Ben aşırı da şaşırdım. Aslında konduramadım orada Ümmiye'yi. Yani Süpermen gibi bir kadın. Her yere koşturuyor, ediyor. Oradan işte çıkıyor koçlarla, atlarla ve bir anda dağ gibi kadını yerde görmek inanılmaz bir şey ya. Ben size bunun nasıl bir şey olduğunu anlatamam. İnanın hala ben buna şey yapabilmiş değilim, bunu sindirebilmiş değilim. Kızlar, anneciğim ne oldu sonuç dedi. Belli mi? Ümmiye anne çok iyi. Ya! Ay. 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 Allah şükür. Yani, anneciğim gerçekten ya. Bir şey yok. Çocuklar değil mi? Şöyle aslında hayati bir tehlike yok çok şükürler olsun. Beyninde bir şey çıkmadı. Vücudunda ezilmeler çok var. Belenmeler var. Kırık çıkık bir şey yok ama değil mi? Kırık yok çok şükür. Çok şükür. Belinde hala çok büyük bir sancısı var. Ama geçecek. Belinle alakalı kırık ya da çıkık herhangi bir şey yok. Kolunda bir şey yok. Çok ama şükür. Yine de her şeye rağmen müşahede altında kalmak tabii durumunda. Bizle beraber gelmeyecek mi? Zehra anne yanında kalacak. Tabii ki, Zehra tabii anne ki. Onu bekleyecek. Ben hepiniz buralarda sersefil oldunuz. Hepinizi tek tek öpüyor. Sizleri sordu. Biz de niye geldiniz dedi. Kızları niye getirdiniz? Perişan ya, oldu ya. Çocuklar dedi. Bize bir şey olmadı. Bizi düşünmeyin. Ben hepimiz bekleyelim istedim ama de özellikle dedi ki Ümmiye anneniz. Kızları alıp eve bekleyelim. Götür. Zehra anne de ben beklerim deyince ben dedim size çoluğu çocuğu toplayayım eve gideyim. Onun da aklı kalmasın, gönlü rahat etsin. Ümmiye anneciğim de orada bize hala bizi düşünüyormuş. Bilmiyorum, burası çok farklı bir ortam ya. Burası çok samimi bir ortam. Haydi gidelim evimize anneciğim, toparlanalım. Haydi bakalım. Hiç merak etmeyin kızlar. Ümmiye anneniz doktorlara ve Zehra annenize emanet. Kiliklerim geldim yanınıza.
Ana ocağından ayrılırken hepimizin beti benzi atmıştı ama çok şükür iyi haberlerle döndük evimize. Hadi inelim kızım. Haydi güzel kızlarım. Yavaş anneciğim. Tamam tamam, kapatırlar onları, gelin. Evimiz ne kadar da sessiz sakin. Ümmi annenin yokluğunda ana ocağı öksüz kalmış çocuk gibi adeta. Evet çocuklar, geldik evimize. Ana ocağına. Evet, çok zor bir gün geçirdik değil mi? Çok korku atlattık. Evet. Gerçekten Rabbim bize bağışladı Ümmi annemizi. Çok şükür. Şimdi iyi olması hepimizin tesellisi. İnşallah o da Zehrane ile beraber birazdan toparlanır ve evimize döner. İnşallah anneciğim. Şimdi püf noktasını yapalım. Sonra benim görevim var, arkasından benim görevimi yapalım. Onlar gelene kadar Ümmi anne ile Zehrane biz görevlerimizi bitirelim. Tamam. Tamam mı çocuklar? Evet. Haydi gelin benimle beraber. Oldukça zor bir gün geçiren kızlarımız Meltem anne ile birlikte yeniden verandaya geliyor. Önlüklerinizi çıkartın anneciğim. Niye çıkarmadınız onları, içeri girdiniz? Anneciğim, koyun şöyle kenara. Bir an aklımıza gelmedi anneciğim. Korkulu bir rüya gördük diye düşünüyorum. Ama Rabbim bizi güzel uyandırdı bu rüyadan. Çok şükürler olsun, bin şükürler olsun. Ya Rabbim, yapmış olduğumuz iyilikleri karşımıza çıkarttı. Ümmi anneyi Allah bize bağışladı. Evet, çok şükür. Yani bugün yaşadığım korku ömrümden ömür gitti gerçekten. Çok haklısın Meltem anne. Ama artık rahatladığımıza göre bu havayı da dağıtıp anlatacağım püf noktasına geçebiliriz. Evet çocuklar, biz nerede kalmıştık? Anneciğim, kiviyi elmayla ve armutla koyup olgunlaştırıyorduk en son galiba. Değil mi? Püf noktası anlatıyordum ben size mutfakla alakalı. Dedim ki pazara gittiniz, çarşıya gittiniz. Sebzeleri, meyveleri alıyoruz ve buzdolabına koyuyoruz. 3-5 gün sonra bakıyoruz ki biberin yarısı çürümüş, domatesin yarısı çürümüş. İşte neyse almış olduğumuz meyve çürümüş. Onlar nereye gidiyor? Çöpe gidiyor. Evet. Kivi dedin. Kiviyi nasıl anlattım size? Bir kivi diğer olgunlaşsın meyveli istiyorsanız diğer meyveli başka bir meyvenin yanına koyacaksınız. Birbirini değen ve birbirinden farklı cinsteki meyveler birbirlerini çabuk olgunlaştırır. Bu aklınızda bulunsun, yazın bir püf noktası. Soğan, patates alıyoruz. Demin de söyledim, patates bozulduğu zaman çok kötü korkunç kokuyor. Evet, yani hayatımda kokuyor. Bu kadar kötü kokan bir şey görmedim. Evet. Onu engellemenin çok güzel bir püf noktası var. Demin size çorabı gösterdim değil mi? Evet. Şimdi eski giydiğiniz, kullandığınız, kaçmış ve artık çöpe atılacak çoraplar. Çorapları güzelce yıkıyorsunuz. Karbonatlı ve sirkeli suda dezenfekte ediyorsunuz. Pırıl pırıl mikropsuz hale geliyor çoraplarınız. Sonra o çorapların lastikli bel kısmını çıkartıyorsunuz. Alt kısmı kalıyor. Şöyle açıyorsunuz. Burada amaç soğanı bile soğanla, patatesi bile patatesle bir araya getirmemek, değdirmemek. O kadar da büyük patatesiniz. Anneciğim, bir tahmin yapabilir miyim? Koyup düğüm atıp tekrar diğerini mi koyacağız? Koyup düğüm atıp. Vay. Buradan düğüm atıyorsunuz. Şimdi bunu yaparken biraz meşakkatliymiş gibi gözükse de mutfakta boş kaldığınızı, ne bileyim, bizim eskilerimiz derdi ki yemeğin başında yemekle pişmek, nasıl olsa mutfaktasınız. Evet. Değil mi? Televizyon seyrederken boş oturacağınıza bunu yapabilirsiniz. Bu soğanınızın, patatesinizin ömrünü uzatacak bence çok güzel bir fikir. Ve ben mutfakta bunların asılı hallerini de çok seviyorum. Evet, evet, güzel görünüyorlar. Çok güzel. Değil mi? Bak nasıl güzel gözüküyor. Evet. Soğanlar, patatesler sıra sıra bunları diziyorum ve asıyorum. Hiçbir şekilde, tabii bunu bir sene bırakmazsanız, her şeyin tabii bir son kullanım tabii tarihi var. Peki ne kadar uzatıyor anneciğim bunun ömrünü? Hayatım, ben sana söyleyeyim. Normalde çuvalla patates, çuvalla soğan alınır değil mi? Kışlık evet. Patates, kışlık soğan alınır. Siz bunları kışlık bu şekilde hazırladığınızda bir kış boyunca tüketirsiniz. Hiçbir şekilde gerçekten bozulmaz. Gerçekten mi? Tabii. Kış. Ama bunları nerede bir arada çuvalda bırakırsanız 2-3 ayda alttan kokular evet çıkmaya, evet, evet, kötü evet kötü sular akmaya başlar.
Yani çok mantıklı bir fikir. Çok da basit evet. Yani. Peki annem için mesela kullanacağım, lazım oldu. Buradan düğümü aça aça mı alın? Tut anneciğim sen bunu. Bak. Kullanacağın lazım oldu. Altı. Çok da pratik. Düğüm tarafına kestin, kes. Kestin çıkar. Evet. Kullanacağın lazım oldu. Kestin aldın. Çok pratik ya. Çok pratik. Zaten kullanılmış ve artık evet, geri dönüşüm evet. konusunda bize ilk faydasını sağlamış evet. bu çoraplar. Kesildikten sonra da. Ha kesildi bu parçaları ne yapıyorsunuz? Bak Meltem anneniz anlattıkça anlatır. Avizelerinizi sileceksiniz ya. Aa. İnanılmaz güzel avize parladı. İyi temizdi. Muslukları inanılmaz güzel parladı. Aa. Sizin ekstra süngerler şunlar bunlar. Yok öyle silen bez böyle silen bez almanıza evet. gerek yok. Eski çoraplardan bunların hepsini yapabilirsiniz. Gerçekten de ağzımız açık kaldı Meltem anne. Eski bir çorabın bu kadar işe yarayabileceği zaten sadece senin aklına gelirdi. Haydi bakalım çocuklarım siz bu sepeti eve götürün. Ben de hazırlığımı yapayım. Sonra sizi aşağıda bekliyorum. Bunları da al anneciğim. Sebzelerin ömrünü uzatacak çok önemli bir püf noktası öğrenen kızlarımız için artık göreve hazırlanma zamanı. Hareketli geçen final gününün son etabı için Meltem anne ile birlikte bahçedeyiz. Havada biraz serinlemiş sanki Meltem anne. Umarız kızların üşümez. Yeleklerinizi giydiniz mi annem? Giydik anneciğim. Evet, anneciğim. Hadi gelin canlarım. Gelin bakalım benim güzel kızlarım. Güzel bugün şeyler de... orada rengarenk. Bugün sizinle çocuklarım eski çarşaflardan ve evde kullanmadığımız örtülerden keserek onları yumak haline getirip paspas yapacağız. İster banyo önünde kullanırsınız, ister mutfakta ayaklarım soğuk çekmesin dersiniz, iş yaptığınız yerin altında kullanırsınız. Evet. Evde nerede ihtiyacınız varsa kullanabileceğiniz bir paspas yapacağız ve yine eski kullanılmayan malzemeleri dönüştürerek yapacağız evet, evet. bunu, değerlendireceğiz. En güzeli de o. Şimdi hepinizin önünde kesilmiş yumaklar var ve tutuyorsun. Bağlayıp kesiyoruz. Bir düğüm atıyorsun. Ama bu düğümleri sökeceğiz. O yüzden yani çok sıkı, çok sıkı yapmıyorsunuz. Tamam mı anneciğim? Evet. Biliyorsunuz Meltem annenizin anlattığı her ayrıntının büyük önemi var kızlar. O yüzden aman dikkatli dinleyin. 25 tane yapmanızı istiyorum sizin. Benim yaşım kadar Melda'cığım. Akılda kalıcı. Nasıl bir iğneleme unutmadın demek ki. Gönderme ha? yapıyor. Unutmam anneciğim. Yine özlerine döndüler anneciğim. Şimdi çocuklar şuradan ipimi bakın. En altta ilk bağladım ya baştan göstereyim isterseniz. Evet anneciğim. İlk bağladığım şu var. evet. Bunu aldım. Alt üst mü anne? Evet. Buradan. Dışını. Düğümledim. Şöyle bağladım. Yine iki yine düğüm sıkmadan, çok yine çok sıkmadan. Sonra ipimi, bakın. Anneciğim o ipin uzunluğu ne kadar? Bu ipin uzunluğu hiç önemli değil. Zaten yumaklar bunun arasından geçmez. Kesip kesip düğümleyerek kullanacağız. Hı. Zaten kalınca bir şey örüyoruz. Şimdi buradan aldım. Bakın bunun altından geçirdim. İlkinin altından geçmiş oldu. Hı. Görüyor musunuz? Evet. İlkinin altından alt üst, geçti. Alt üst. Sonra... Bunun üstünden, bunun altından. Sepet ördünüz. Bunun üstünden. Evet, evet sepet evet. ördünüz siz evet. çok yakında. Evet anneciğim. Değil mi? Sepet örgüsü gibi. Buradan geçelim. Tekrar dönüp aynı işlemde. Sonra tekrardan tutun. Şu ipin altından geçirdim. Oradan döndüm. Buradan döndürdüm. Anneciğim bir de bir şey soracağım ben. Sıkı sıkı yapmamalıyız. Yapmalı mıyız? Çok sıkı yapmamalısın tabii yani. Ama atkı çözgü dedikleri olmamalı. Bir şey var. Çok gevşek olmamalı ama çok da sıkı olup bunu şöyle büzmemeliyiz. Değil mi nihayetinde? Bir paspas istiyoruz. Şuradakileri düzeltelim mi yoksa hani şey mi dursun? Mümkün olduğunca düzgün yapmaya çalışın anneciğim hepsini. Kartonun arkasına denk gelecek şekilde yani bitene kadar en son noktaya bunu böyle örüyorsunuz. Bakın sizi yanıltmasın. Paspas örüyoruz. Benimki ince oluyor. Ben size sadece tekniğini göstermek için yapıyorum.
Meltem annemizin kapı önlerini süsleyecek ya da mutfakta ayakları sıcacık tutacak rengarenk paspas yapma dersi aralıksız devam ediyor. Bakın bakalım nasıl oldu kızlar. Çok güzel. Yapacağınız şey bu. Bakın arkası da bu şekilde örerek devam edeceğiz ve burada en son şu yapmış olduğumuz düğümleri çözeceğiz. Dümdüz bir parça elde edeceğiz. Bir daha önce çevirelim. Anneciğim bir şey soracağım. Bittiği zaman düğümleri açacağız ya aşağıdan tutturmamıza gerek yok mu? İkisini birbirine bağlayacağız. Anneciğim ben de bir şey sorabilir miyim? Oraya bitirdikten sonra çevirilebilir. Tahtanın arkaya tahta diyorum. Kartonun etrafında bunu döndürebiliriz. Döndürerek yaptığımızı arkaya alırız. Yaptığımızı arkaya alırız. Şimdi kızlarım, içinizde en muntazam paspası ören ve benden bileziği hak eden kızımın elinden yapmış olduğu o muhteşem paspası alacağım. Neden anneciğim? Neden anneciğim? Çünkü ben o paspası bizi Facebook'tan takip eden izleyicimize o paspası hediye edeceğim. Tamam anne. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Hazırsınız. Evet. Hazırız. 25'er tane ilmek atıyorsunuz. Evet, geri anne. Sayıyorum hazırsanız. Hazır. Evet. En muntazam yapan benden bileziği hak eder. Tamam anneciğim. Peki. 3, 2, 1 ve başlayın. Evet kızlar, bu arada şöyle yapmış olduklarınızı bir kontrol ediyorum. Uzaktan görüyorum. Yanlış yapanlar var. Söylediğimden farklı davrananlar var. Anneciğim ben bunları düzgün bir sıraya çekeceğim. Şu an düzgün bir sırada durmuyor. Hızlı yapabilmek adına şey yapıyorum. Evet, kaçıncı ilmeğini atıyorsun? 24. 24. ilmeğini atıyor Gülşah. 2, 3, 4, 5, 7. Sen Aysima. Aysima örmeye başladı 25 attım. İlmeğini yapıp. İpin fazlasını kesebilirsiniz. Şimdi boyutları aynı olursa şu esnemeyi çok fazla yapmaz. Evet, benim yaptı evet. Birazcık ama düzeltemedim. Anneciğim onlar düzeltilebilir şeyler ama mesela şu an uçları da belki hepsinin boyunu birbirinden farklı keserseniz. Anneciğim hepsi hepimizde bir gerginlik oluştu. Çok çok kısa bırakmayın. Çok kısa bırakanlar var aranızda uçları. Söktüğünüzde paspasın atkıda olduğu gibi onlar püskülleri olacak. Bir dakika ya. Sen çok uzun bırakmışsın o Melda. Bir dakika. 2, 3, 4, 5. Melda kendini matematiğe vermişken Aysima da Gülşah da peş peşe başlıyorlar paspaslarını örmeye. Yumaktan ipinizin biraz fazlasını boşaltın benim yaptığım gibi. Sonra tekrar düğümleyerek ekleyebilirsiniz. 22. Rahat geçirin. Anne ben uçlarını bilerek birazcık uzun tuttum. Sebebi de şu. Ben şu an hızlı olmak için bunu böyle yapmak zorundayım ama bu uçlar en sonunda dengelenebilir şeyler. Yani en sonunda uç kısımları makasla da düzeltilebilir. Aynen. Ama kısa yaparsanız telafisi onun yok. Onun kaçışı kesinlikle yoktur. Lazım. O yüzden ben uzun yapıp risk almamayı tercih ettim bugün. Evet çocuklar yapıp bitirin ki bir an önce Zehra anne ile Ümmiye anneniz geldiğinizde paspaslarınız bitmiş olsun. 24 farkındaysanız size süre de vermedim. En muntazam yapan evet, dedim. Evet anneciğim. Hadi kızlar daha hızlı olabilirsiniz. Yavaşlamak yok. Şimdi yapmanız gereken şey bir alt bir üstü atlamadan düzgün geçirmek. Bir kere yanlış geçirirseniz çok büyük hata yapmış olursunuz. Hepsini sökmek durumunda kalırsınız. Aman ağzından yel alsın Meltem anne. Kızlarının bu etaptaki konsantrasyonlarına diyecek yok. Böyle devam ederlerse hatasız bitirecekler inşallah paspaslarını örmeyi. Şu anda Gülşah önde. Gayet de güzel iş çıkartıyor. Aysima da onun yarısı kadar yaptı ama o da son derece muntazam yapıyor. Sen ne durumdasın Hatice? Anneciğim ben olmuyor, yapamıyorum. İp benim büklüm büklüm oluyor şu şekilde. Sen ipinden mutsuzsun. Ama konu şu ki biz artan ipleri kullanıyoruz. Ama anneciğim bunu, hani bu bana bak bunun böyle oluyor. Dönmüş olması hiçbir şekilde kötü durmuyor. Sadece sen muntazam olsun şey istiyorsun. Yapıyor. Hayır bak yaptığın yerlere bak. Yapmış olduğun yerlere bak. Son derece muntazam oluyor anneciğim. Hiçbir mahsuru yok. Sevmedin mi sen bu yaptığımız işi? İşi değil. İpi sevmedim ben. İp sinirlerim bozdu. Sürekli böyle iyice makarnalaştı. İp döndüremiyorum elimde. Döndükçe dönüyor çünkü. Bakar mısınız? Bu şekilde. Ama iki arkadaşınızda da yine kesilmiş. Aynı cinsten ip var. Niye ikinizinki böyle makarna gibi oldu? Anneciğim onların şeyleri farklı. Buradan bakın daha alt, farklı. Alt üst gitti. Alabilirsin. Ama şurada bir sıkıntı çıktı. Ve ben bunu bir türlü çözemedim. Yani... Anlamıyorum ya. Bakın.
Geldim şuraya. Gerçekten ben bu iple şey yapamıyorum. Şeypin altından girdim. Bunun üstünden geldim. Dur bunun bakayım. Tekrar altından evet. girdim. Tamam ama bu bunun dur üstü, bakayım. Bunun altı. Bir yerlerde bir sıkıntı vardı anneciğim. Onu bir türlü çözemedim. Hayır, hepinizde aynı cins ip var. Üç aşağı beş yukarı çocuklar. Anneciğim, benimkisi farklı. Sen ne istiyorsun anneciğim? Şöyle düşün, bunun şeklinin hiçbir önemi yok. Aynı, artık onda da aynı. Bak, onunkinin cinsi de bundan ve senin aynı. Bunu aslında i̇şte seninki de öyle. Aşağı itmen daha kolay aslında. Peki, bir şey söyleyeceğim. Kendi bak, ipini bırak, onun ipini tut. Onun ipini tut. Tutuyorsun. Seninkinin aynı cins mi? Yani benziyor. Hayır, hiçbiri birbirine benzemiyor. Tamam. Amaç burada eski yeni değerlendirmek. Her ipten olur bu. İster patiska olur, ister peyniye olur, ister yünlü kumaş olur. Amaç artan kumaşlar. Yani bu dönüyor diye yapılmaz diye bir şey yok ki. Son derece güzel oluyor düzgün yaptığında. Tamam. Senin ipinin dönmesini benim için bir mahsur olmayacak anneciğim. Tamam mı? Anneciğim, sen ipini bunun döndürerek taktırmışsın demeyeceğim. Tamam. Ben buradan görüyorum, o şekilde de son derece güzel oluyor. Mükemmeliyetçi kızımız Hatice'yi bir nebze de olsun rahatlatman iyi oldu Meltem anne. Yoksa elindeki işi düzgün olmuyor diye bırakabilirdi bile. Bu arada bahçede hiç çıt çıkmıyor. Ne dersin Gülşah? Neden suskun sence arkadaşların? Bence ben önde olduğum için suskunlar. Çünkü Hatice kendine çok güveniyordu ama ben de artık yapabileceğime inanıyorum. Geliyorum yani. Ben kendime bu konuda güveniyorum demedim. Dedin. Ben en başında bu konuda kendime güveniyorum demedim. Hayır, bu konuda değil. Yani Meltem annenin görevlerini evet. genelde sen başarılı olursun. Tamam ama hiçbir zaman da güveniyorum demedim. Her zaman Meltem annenin görevlerinden korkuyorum. En fazla korktuğum sen görevler... Sen mi korkuyorsun? Meltem annenin görevleri ama dedim. Ama bunu dedin, her zaman Meltem söyledim. Annenin görevlerinden dün de söyledim finalde. Benim görevimden neden korkuyorsun anneciğim? Anneciğim çok fazla detay gerektiren işler ve dikiş yapmayı sevmediğim işler. Ama dikiş yapmayı, o tür şeylerin detaylarından hoşlanmıyorum ben. Ve sanırım ben bu şeyde zaten sizin bileğinizi alamayacağım anneciğim. Ben hiç belli olmaz, daha başta pis mi ettin? Yok anneciğim, bir tane eksik bırakmışım en altta, onu yakaladım evet, şu anda. Evet, sadece atlatma yapmayın ki muntazam yani olsun. Yani şey yapıyorum yani. Atlatırsanız hata zincir gibi. Atlatmak değil, tamamen en aşağıya kadar sökmek zorundayım. En altta bir tane şey bırakmışım şurada. İki taneyi atlamışsın. Evet yani bir alt, 24 tane var şu anda bende. İşte sen orada... İp dönüyor dönmüyor hesaplayacağına onu evet. altından üstünden muntazam geçirdin mi diye hesaplasaydın şu anda çok öndeydin. Evet haklısın. Evet Melda diyeceğim. Senin önüne geçti şu an ama evet. senin elin Melda'dan hızlı değil mi Melda? Evet, nasıl buluyorsun bu Hatice, konuda Hatice'yi? Gerçekten. Ya Hatice hızlı bir de böyle şeyleri normalde çok güzel beceriyor. Çünkü bu işin konsepti bizim sepet işiyle aynıydı ve onu çok güzel yaptı. Sen hepsini mi söküyorsun? Sökmek zorundayım Hatice. Anneciğim. En altta 24 tane şey yapmışım ben. Evet. Evet Hatice şimdi farklı bir teknik deniyor. Belki de hepinizi geçecek bu teknikle. Yok kızlar yok. Meltem anne süre vermedi ya. Siz bu işi bitiremeyeceksiniz bugün. Bitti. Anneciğim son örüyorum son artık. Son ör. Evet. Benimki bitti anne dediğinde hemen alt kısmını bağlamasını göstereyim. Ama benim için bileziği hak etmeniz için ne söz konusuydu? Kartona sarılıyken benim bitti anne deyip son noktaya kadar gelmeniz. Sonrasını zaten göstermedim. Sonrasından değerlendirmeyeceğim size. Meltem annenizin tek beklentisi onun verdiği işi tamamlamanız kızlar. Hayırdır Gülşah? Adın gibi yüzünde de güller açıyor. Çok mutluyum. Şu anda sizin görevinizde önce benim bitireceğim hiç aklıma gelmezdi. Önce bitirdin. Bakalım en muntazam seninki oldu. Daha ona bakmadık değil mi? Birbirine karşılıklı bağladıklarımızı söküyoruz. Söktüğümüz her iki taneyi evet, birbirine bağlıyoruz. Bir ara Gülşah çok güzel büzüştürmüştü. İnşallah öyle devam eder dedim. Böyle sıkı sıkı gidiyordu. Sıkayım derken yanları da bayağı sıkmıştı. Daralmıştı alan. İnşallah öyle devam eder diyordum. Çünkü hani öyle devam etseydi avantajım artıyordu. Sonra fark etti ve düzeltti. O kötü oldu benim için. Al bakalım kendi yaptığını. Şöyle bakayım. Bir tut bize. Aa, bir arkadaşlarına göster. Çok güzel oldu. Evet çok güzel bir şeymiş. Çok güzel. Gerçekten çok tatlı.
Anneciğim bitti. Asima seninki de bitti. Evet. Hemen geliyorum. Hatta ikiniz yer mi değiştirseniz? Tamam. Ya da ben burada şuradan. Hatice nasıl gidiyor? Güzel gidiyor anneciğim. Güzel renkleri çok yakıştırıyor evet, birbirine. Evet çok güzel renkleri. Hızlanamamın sebebi ipler sürekli birbirine girdi. Ayıklayamadım. Bir de benim kartonum yamuldu. Daha ilk baştan yamuldu. O biraz da benim hatamdı. Hızlı yapayım derken çok sıktım. O yüzden de daraldı. Gülşah'tan daha güzel yaptığıma da inanıyorum. Evet ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kızlar. Çok uzun zaman verdim. Hava kararmak üzere iki arkadaşınız bitirdi. Sizin de elinize sağlık. Nihayetinde tekniğini öğrendiniz. İki arkadaşımız bitirdi. Aysima ve Gülşah. Bakalım ana ocağının son gününde, son görevde bileziği benden hangisi hak etti? Verilen sürede görevi sadece iki kızımız tamamlayabildi. Melda ve Hatice ne yazık ki bileziklerini annemize geri verecek. Geriye kalan Gülşah ve Aysima'dan bileziği kolunda kim tutacak bakalım. Evet son bilezik ana ocağının son görevi. Biraz sonra finale gireceğiz. Bugün benim görevimde bileziği hak eden kızım Gülşah. Ay! Anneciğim çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Ay bir araba mı? Ay araba geldi. Ümmiye anne olmasan? Ah, onlar mı ki? Evet, o araba. Ümmiye anne. Ay Ümmiye anne, koşun. Ümmiye anneciğim. Evet. Ay Ümmiye anne geldi. Edim, çekil. Anneciğim. Aman yavaş çok sarsmayın. Durun durun sandalyemiz var sandalyemiz var. Sandalyeye bindireceğiz. Sandalye nerede? Getiriyor Samet. Hadi Samet. Çocuklar yardım edin kızlar. Sami'ye yardım edin çocuklar. Ben alırım. Geç oldu ama güç olmadı çok şükür kızlar. Nihayet Ümmiye anneniz evine ana ocağına geri döndü. Artık bundan sonra iş size düşüyor. Rahat etmesi için elinizden geleni yapacaksınız. Sami, anneciğim indirsen arabayı. Kızlarım, çekilin çocuklar önünden. Benim yüzümde neler oldunuz bugün? Rezil sen, oldunuz. Sen aşkım. Bak biz burada görev yaptık. Bak. Devam etti. Çocuklar işini bırakmadı. Neler yapmışız? Paspas yaptık anneciğim. Nasıl güzel. Şimdi ben de başlarımı azıcık ben de giyinirim hemen. Yırttılar ya bunu. Ay kıyamam. Giyinirim hemen ben de başlarımı. Gelirken de görevde duruyor. Kıpırdamadığım sürece iyiyim oturduğum yerden. Verilmiş sadakan varmış Ümmiye anne. Neyse ki ciddi bir şeyin yok ama bizi de çok korkuttun. Allah'a çok şükür Allah yapmış başladı, olduğun Allah iyilikleri, başladı. Vermiş olduğun sadakaları karşına evet. Çıkardı. Gerçekten Rabbim öyle oldu. Rabbim seni onlarla korudu. Annem yoksa beni. Öyle hızlı. Ama benim suçum bu. Olsun ne yapalım. Nasıl olacağım? Hadi kızım. Verilmiş sadakan varmış. Koştur anneciğim. Beni götür kızım dedim. Biraz gezelim dedim. Ah anneciğim ah ah. İnsan gerçekten içi acıyor ve anne sonuçta ve hiç kimse anneye böyle bir şey konduramaz. Biz de konduramadık. Oldu çok şükür ki ufak tefek şeylerle atlatıldı. Haydi bakalım. Hadi bakalım yavaş. Allah razı olsun hepinizden. Ay canım benim. Allah senden aman, de razı Murat olsun. Murat Kahya yavaş. Aman yavaş. Allah razı olsun. Oh, Murat Kahya teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çıkaralım senden. Şimdi rast getirsin. Çok teşekkür ederiz. Sen bu evin direğisin Ümmiye anne. Evet, evet. Sen olmadan. Sen burada ol da biz hep sana hizmet edelim. Sensiz olur mu? Nefesin yeter senin. Allah razı olsun. Evet. Ama şunu anladım inan ki ölüm o kadar kolay da ki. Evet. Çok. O kadar kolay ki. Öldüm geri geldim. Allah'ıma yüz binlerce şükürler olsun ki. Allah'ım. O yaptığımız iyilikler karşımıza gerildi. Kesinlikle. Çünkü ben asla bu yaşıma kadar birinin karnı açsaydı ben onu bilirsem asla... Yani her şeyimi paylaşırım. Canım. Her şeyimi. Ne yapalım şimdi Zehra anne? Hayatım benim yemeklerim biliyorsun ocakta kaldı. Tazımına bakacağım, bilezik vereceğim, alacağım. Oo, ya benim evet. işim var. Ben mutfağa gideyim. O zaman ne yapalım Zehra anneciğim biliyor musun?
Sen onların altını yak. Evet, ısıtayım. Onlar ısınana kadar kızlar odalarına gitsinler. Güzelce giyinsinler, evet. Finale hazırlansınlar. Evet, evet. Ben de Ümmiye anneme odasına götüreyim, evet, yerleştireyim. Rahat etsin. Sonra tadıma gelsinler tamam, sana. Ama tamam. Bu arada ben bileziğimi biraz önce verdim. Evet. Benim bileziğimi güzel boncuğum kazandı. Tebrik hak ederim etti. Yavrum. Teşekkür ederim anne. Gülşah kazandı, hak etti bileziği. Teşekkür ederim anneciğim. Ama Ay Sima'dan bileziği siz geldiniz, araba geldi derken alamadı. Kalsaydı iyi olurdu ama. Ay Sima'cığım seni de tebrik ediyorum. Sen teşekkür de görevi ederim, hakkıyla anneciğim bitirdin. İkinizin yaptığı da çok güzel oldu. Ama zamanı senden çok daha iyi kullandığı evet için bileziği Gülşah hak etti. Bugünün son bileziğini de Zehra anneniz vereceksiniz. Evet. Ve sonrasında büyük final. Evet. Bakalım beşi evet bir yerde kim hak edecek ve alıp evine götürecek. Evet. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Evet, ben mutfağa gidiyorum. Siz de hazırlanın. Hadi hazırlanın. Odalarınızı hadi hazırlanın. Hadi kolay gelsin. Haydi anneciğim, sağ ben olasın. Yardımcı olayım mı? Dur ben öğreneceğim bunu kullanmasını. Dur anneciğim. Heh. Siz de geçin. Giyinip süslenip büyük final için hazırlanan kızlarımızın salondan önceki durakları mutfak. Az önce hastane telaşıyla kazan kebaplarını Zehra annelerine tattıramamışlardı. Ama şimdi patlıcan ve kıymayı buluşturan bu enfes lezzetin görücüye çıkma vakti geldi. Evet çocuklar, bugün sizinle birlikte son yemeğimizi yaptık. Evet. Ana ocağındaki son yemeğimizin adı neydi? Kazan kebabı. Kazan kebabı, Urfa yöresinin kazan kebabı. Sıra geldi lezzetlerine bakmaya. Önce Melda'nınkinden başlayayım. Melda ben alayım mı? Tabii buyurun anneciğim. Melda ile başlayan tadım maratonu diğer kızlarımızın kazan kebaplarıyla devam ediyor. Zehra anne yine benim adımı söyleyecek. Bugün Zehra anneden son bileziği alayım, o zaman içim rahat. Hepiniz çok iyi çalıştınız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok başarılıydınız. Siz de çok güzel yemekler evet öğrettiniz. O zaman sıra geldi günün ve haftanın son bileziğine. Bugünkü kazan kebabı yapımında bileziğini ilk olarak bana teslim edecek kızım finalde. Ya anne. Şunu söyleseniz. Hadi anneciğim lütfen lütfen. Olmaz, finalde size sürprizimiz var. Şu tabakları kaldırın bakayım. Sonra tadına bakacağız. Hadi hemen kaldırın. Beşi bir yerdeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Ama ben alamazsam da Gülşah alır. Bundan eminim. Bugün beşi bir yerdeyi alamayacak biri varsa o da Hatice. Şu sahip olduğum bileziklere baktıktan sonra beşi bir yerdeyi kimin hak ettiğini yani tahmin etmek çok da zor değil açıkçası. Meltem anne. Geliyoruz. Meltem anne, Ümmü anne. Geldik, sürprizimizle geldik. Nice 200. Evet. Bölümlere. Ay seni canını yakmadan yani döndürebilecek miyim? Ha? Virajı alamadık Meltem anne. Vallahi alamadık virajı. Virajı alamadık. Çocuklar biliyor musunuz bu pasta neyin pastası? Bilmiyorduk. Birincisi Ümmüye anne. Bugün sağ salim. Bizi çok korkuttu ama aramızda yine evet, o güçlü kadın evet bütün gücünü ve azmini kullanarak değil mi? Çok sağ ol. Evet. Yine yanımızda tatlı yiyelim bunun için. Bir de ana ocağının 200. bölümünü kutluyoruz evet bugün. 200. bölümünü yine denk geldi. Evet. Hadi hep beraber izliyoruz. Haydi Ümmü anne. 1, 2, 3. Hadi kızlar gelin. Ümmü annen de azıcık. Ha? Hadi 1, 2, 3. Burada gün erkenden doğar, sabah beşte dinmiş başlar. Hayvanlar yem tarla sürüm ister. Aman aman aman, bilmeden bu işler nasıl biter. Aman aman. Uzak olsa ne yazar?
Ana ocağının anneleri bugün yaşanan talihsiz kazaya rağmen tam kadro salondaki yerlerini almışken kızlarımız da geliyor. Gelin bakalım güzel kızlarım. Prensesler gibi olmuşlar hepsi. Hoş geldiniz. Gelin maşallah, maşallah. Anneciğim. Oturabilir miyiz? Tabii ki Allah nazardan saklasın sizleri. Teşekkür ederiz anneciğim. Güzel kızlarım, ana ocağında 4 dolu dolu gün geçirdiniz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti değil evet, mi? Evet, evet anneciğim çok çabuk geçti. Nasıl geçtiğini anlamadık. Anlayamadık. Tam alıştık gidiyoruz. Tam alıştınız gidiyorsunuz. Bizim için hep böyle oluyor. Tam çocuklarımıza alışıyoruz. Evet. Sonra bizi bırakıp gidiyorlar. İnşallah siz de gidip bizi unutmazsınız. Unutur muyuz anneciğim? Geleceğiz inşallah. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaretinize geliriz diyor. Gelmiyorlar. Ya biz alacağını söylediniz. Topluca evet geleceğiz anneciğim. Yine bu grup böyle. Çocuklar, 4 gün vermiş olduğunuz mücadelenin bugün ödülünü alacaksınız. Ama kim alacak? 4 gün boyunca bu mücadeleyi en doğru şekilde veren beşi bir yerdeyi alacak ve evine götürecek. Anneciğim, boynundan beşi bir yerdeyi alabilir miyim? Tabii ki anneciğim. Yardım et arkadaşına. Düğüm atmış bir de çıkmasın diye. Anneciğim, alayım anneciğim, bir saniye. Evet kızlarım, bakın beşi bir yerdemize. Ana ocağının göz bebeği Nazlısı. Evet. Bu akşam içinizden birisi bu beşi bir yerdeyi evine götürecek. Ama onunla birlikte daha Zehra anne bileziği kimin hak evet ettiğini söyledi. Evet anneciğim, çok heyecanlıyım. Son bilezik. Evet. Ve bugün Ümmiye anneyle Görev yapamadık. Evet. Anneciğim, benim size söylemek istediğim bir şey var. Biz kızlarla ortak bir karar aldık ve onlar beni sözcü olarak seçtiler. Eğer hadsizlik algılamazsanız, ki bunu hiç istemem, tasarruf sizde tabii. Biz kızlarla 12 etap olması gereken bu yarışmada Ümmiye annemizin talihsiz kazası yüzünden bunu 11 etapta tamamladık. Ve bu bileziği kimsenin hak ettiğini düşünmüyoruz. Bu yüzden hak etmediğimiz bir emaneti de kolumuzda taşımak istemedik. Biz bunu çıkartıp Ümmiye annemize hepsini canlarım vereceğiz. Benim. Siz çok duygulandırdınız bizi. Vallahi aman Tanrım. Ah tüylerim diken. Aferin yavrum. Evet, helal olsun sizi. Sizi alnınızdan öpüyoruz. Siz yetiştiren çocuklarsınız. Analarınız, babalarınız. Hakkımız olmayan. Helal olsun. Mal yemeyiz anne. Evet, o yüzden bizim değil o. Benim. Emeğimizle kazandık. Biz böyle yetişmedik. Çok helal olsun yavrum sizin. Siz de gurur duyuyorum. Evet. Sizi iyi olun anneciğim. O bilezin evet, hiçbir önemi yok. Sağlığınız yerinde olsun. Yaşadığınız sürece böyle olun yavrum. Canım benim. Gurur duyduk sizle. Helal aşınıza haram katmayın. Cenab-ı Allah her zaman yanınızda olur. Ay, ben bugüne kadar hiç katmadım. O hatta bugün düştüm. Bakın gözünüzün önünde ortadayım. Bak maşallah kırık çıkık çatlak hiçbir şey yok. Maşallah. Çünkü maşallah ben hiç haram yemedim. Evet. Çocuklar, aslında var ya 4 tane beşi bir yerdem olsaydı şimdi hepinizin boynuna takıp gönderirdim vallahi. Sağ olun anneciğim. Onu hak ettiniz yani bizim sizin gönlümüzde. Sizin takdiriniz bize yeterli. Ümmiye anneciğim, bak sağ salim yine yanımdasın. Evet. Görüyorsunuz değil mi eski toprak nasıl evet sağlam? Evet. Ve şunu da görün ki sorumluluklarına ne kadar bağlı. Evet. Şu anda belki sancısı var, sesini çıkartmıyor. Sorumluluğum var. Dinlenebilir çocuklarımın mi final gecesi? Ben evet orada olmalıyım dedi. Ve burada biz de birlikte. Bugün son günde sizi görmezsem ölürdüm. Teşekkür ederiz. Allah korusun. Allah gecinden versin. Çok teşekkür ederim. Sağlığınız siz benim evlatlarımsınız, yani kurban olduklarım. Evet çocuklar, bugün bu haftanın son bileziğini hak eden kişiyi söyleyeceğim. Kazan kebabı yemeğinde bileziği ilk olarak bana verecek kızım Gülşah. Buyurun anneciğim. Bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Hatice. Kazan kebabı yemeğinde bileziği hak eden kızım Melda. Anneciğim.
Teşekkürler. Biz bile mutlu olduk yani. Bir bilezik alsın. Gel 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 sarılalım. Geleyim ben. Gel. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Ellerine hakikaten sağlık. Çok lezzetliydi çocuklar. Yani lezzeti üçünüzün de üstündeydi. Çok teşekkürler anneciğim. Çok sağ ol. Aferin. Tebrik ederiz Meyda'cığım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun güzel kız. Çok sevindim ama kusura bakmayın. Hala buruk bir sevinç. Bugünkü olanlar, dünkü olanlar. Evet. Beni ne yazık ki, yani bu benim ilk bileziğim. İlk göz ağrım, hatta son bileziğim de. Ama yine de o sevinci yaşayamadım anneciğim. Bu bir yerde buruk kalıyor. Bugün olanlar, dün olanlar gerçekten çok etkiledi. Olsun yine de sevin. Gerçekten sevindim. Çok teşekkürler. Evet, ana ocağının son gününde beşi bir yerdeyi hak eden kızımızı açıklamadan önce size sormak istiyorum. Melda, sence beşi bir yerdeyi kim hak etti? Anneciğim, beşi bir yerdenin bir veriliş amacı var. Eğer biz performanslarımız ölçüsünden değil de davranışlarımız ölçüsünden değerlendireceksek, ben Hatice'yi ya da belki hadsizlik kendime buna eşdeğer görüyorum. Hatice'dir benim gözümdeki ya da benimdir. Söyleyebileceğim tek şey bu. Peki Aysima, sen ne düşünüyorsun? Anneciğim tabii ki de yani sizin kararınız. Çok samimi. Samimi kararım tabii ki de almak isterim. Bunun için zaten buraya katıldık. Ama ben alamazsam da kesinlikle Gülşah'ın almasını istiyorum. Gülşah, sen ne diyeceksin anneciğim? Sence kim hak etti beşi anneciğim, bir yerdeyi? Anneciğim ben şöyle düşünüyorum. Bu yarışmaya geldiğim ilk günden beri hiçbir şekilde rol yapmadım. Kendim oldum, dobro oldum, açık oldum. Belki tartışmalar oldu, belki sesimi yükselttim ama kırıcı olduğum zaman özür dilemesini bildim. Ve asla rol yapıp sevimli görünmeye çalışmadım. Bunu söylemek istiyorum. Peki bunu yapan oldu mu aranızda? Evet. Olduğunu düşünüyorum anneciğim. Yüksek bir strateji uyguladığını düşünüyorum Hatice arkadaşımızın. Çünkü evet, sevimli görünmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu benim kendi kanaatim. Bilemeyeceğim tabii ki. Ama ben alamazsam, o da arkadaşım diye değil kesinlikle. Ben dışarıdan bir izleyici olsaydım Aysima veya benim hak ettiğimi düşünürdüm. Çünkü Aysima da doğal. Nasıl burada nasılsa odada da öyle. Yani buna bilmiyorum nasıl inandırıcı olabilirim ama gerçekten bu durum böyle. Ve ya Aysima ya benim hak ettiğimi düşünüyorum. Nacizane fikrim budur. Anneciğim söz hakkı olabilirsem eğer, Gülşah bu konuda kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden zaten Gülşah dedim. Yani kesinlikle hiç kimsenin, özellikle yarışmacı arkadaşlarımızın yanlış anlamasını istemiyorum. Aynı odada olduğumuz için değil ki, biz zaten odaya girer girmez de direkt yatıp uyuyoruz. Evet. Sohbet bile etmiyoruz. Ama gerçekten ikimizin de içimizin de dışımızın da bir olduğuna inanıyorum. Bu yüzden zaten Gülşah diyorum. Burada size tavrı nasılsa ya da bize burada ne söylüyorsa bu bittikten sonra, yani etaplar bittikten sonra da peki tekrar Hatice'nin samimi olduğuna ediyor. İnanmıyor musun? İnanmıyorum anneciğim. Çünkü ilk gün çok sessizdi. Yani doğruyu söylemek gerekirse ilk günden beri Melda'yı da Hatice'yi de hatta Gülşah'ı bile gözlemliyorum. Ve üçü arasında tek bir yani hareketlerinde bütün her şeyinde tek samimi olan bir insan varsa o da Gülşah. Çünkü neyse öyle devam ediyor. Çizgiyi hiç geçmedi. Ama Hatice'ye bakıyorum. İlk gün mesela çok sessizdi. İlk gün aşırı gözlem sessizdi. Yaptı çünkü. Evet, bence öyle. Hepimizi gözlemledi. Finalde de, gündüz de hepimizi bir ölçtü, biçti, tarttı. Nasıl insanlarız, nasıl davranırız diye. İyi bir biz insan olabilir. Ben burada karakterine asla kötü bir şey söylemiyorum. Yanlış evet, tabii ki de. Yani yanlış anlaşılmasın. Gerçekten iyi bir insan. Çünkü bu evin içinde, günlük yaşantımızda da çok yardımcı oluyor herkese. Evet. Bugün yani bana da yardımcı oldu. Hani evet. Biliyorsunuz belim dolayısıyla mesela bugün çok yardımını gördüm. Ama hani etaplardan bahsedecek olursak, ben etaplarda da size karşı da ben bir rol biraz olduğuna inanıyorum. Evet, oynuyor. Bunun aynı şeyin Melda'da da olduğuna inanıyorum. Çünkü samimi burada farklı. Yani doğruyu söylemek istiyorum anneciğim. Lütfen. Son gün çünkü. Melda burada çok farklı. Sizinle konuşurken, bizimle konuşurken çok farklı. Bu olay bitince Melda bambaşka anneciğim. Evet. Çok çok farklı. Kesinlikle İnanın öyle. İnanın bunu keşke size kanıtlama fırsatım olsaydı. İnanın çok rahat kanıtlardım. Çünkü böyle.
Ya fazla detaya inmek istemiyorum ama bu şekilde yani. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. İkisi için de bir cevap hakkı doğdu. Evet. İlk önce Hatice'ye soruyorum. Hatice, sence beşi bir yerdeyi kim hak etti diyorum. Sonra da iki arkadaşının senin samimi olmadığın yönünde sözleri oldu. Buna ne diyeceksin? Anneciğim hani ben beşi bir yerdeyi sadece hani yetenekle değil hani insan ilişkileriyle de nitelendirdiğim zaman ben kendimi hak ettiğini düşünüyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ama hani diğer arkadaşlarıma cevap olarak şöyle bir şey söylediler. Hani ilk gün çok sessizdi, ondan sonra açıldı falan diye şeyler söyledi. Hani bu benim karakterimle ilgili bir şey. Ben biraz utangaç bir insanımdır. Hani böyle insanlar bunu soğukluk olarak, burnu büyüklük olarak algılarlar ama ben insanlarla hani gerçekten ilk etapta samimiyet kuramam böyle. Bir mesafe kurarım. Hani bu gözlemlemek ya da başka bir şey değil hani. Yani ne bileyim hani utanıyorum ya hani o insana gidip konuşmaya hani ne bileyim çekiniyorum ben. En başta böyle oluyor ama sonra yavaş yavaş o insana kanım ısınmaya başlıyor. Bir şekilde diyaloglar olmaya başlıyor küçük küçük. Bunlar da bir şekilde bir muhabbeti açar hani diye bir laf vardır ya o şekilde oluyor. Ve aradaki hani o soğukluğu ben kırıyorum utangaçlığı kırıp o insana karşı normal kendim gibi hani ben Hatice olan benle konuşmaya davranışlarımı sergilemeye başlıyorum. Ama hani ben üzüldüm açıkçası çünkü hani dışarıda konuştuğumuz zaman hani böyle söylemiyorlardı işte hani biz de seni çok sevdik ondan sonra hayır, dışarıda biz ne diyoruz karakterine bir şey sen demedim. Sen öyle dedin ama şey sen öyle dedin. Hayır ben ne diyorum seni seviyoruz sana? Karakterine bak, bir şey demedim. Hiç kötü bir şey söylemedim. Hani zaten rol yaptığını etaplara göre yok, yolladım. Ben oyun başladığı andan itibaren aynen diyorum. Ama sen dışarıda hiç böyle dışarısı bir insan değilsin. Gerçekten iyi evet yüreklisin. Yani burada farklısın dışarıda çok iyisin. Yani burada da iyisin kötü ama bir şey demiyorum. Ama işte bu oyunlarda görevlerde. Aynen. Hani onu belli ediyorsun yani. Yani ben sanki onu fark bir strateji uyguluyor ha, tamam gibi oluyor. Tamam o zaman. Evet yok karakteri yok yanlış anlama şey sakın. Sana kötü bir şey demedi. Anladım özür dilerim. Sadece oyunları kastediyorum. Evet aynen, evet sadece oyunlar. Anneciğim hep bunun iyi muhabbeti oldu. Oyunlar anlamında da hani söyleyeyim. Ben ikili diyaloglar o kadar hararetli geçiyor ki en başından beri söylüyorum. Hani bunu izlediğimiz zaman da göreceğiz. Bana bir şey söylendiği zaman ben hem işimi yapıyorum hem cevap verebiliyorum. Dün mesela sizinle de dantel işinde sizinle de mesela konuştuk, ettik, soru sordunuz, şey yaptınız. Hani ben hem işimi görüp hem de sizin sorularınıza mantıklı cevaplar verebildim. Ama hani ikili şeylerde gerçekten kendime söz hakkı bulamıyorum ben. Çünkü araya girdiğimiz zaman hani bam diye ortaya bambaşka bir fikir geçiyor. Hop iş başka bir taraftan alevleniyor. Orası sönüyor. Ama oradan niye alevlenmeye hayır, konuşmamıza başlıyor. Niye dahil ama olmuyorsun? Konuşmanıza her zaman dahil oldum ama hep hani hayır bu, olmuyorsun. Sessiz kalıyorsun. Ben konuşmalara dahil olduğumu düşünüyorum ama hani o hararetli konuşmalara evet dahil olamadım. Çünkü gerçekten çok hararetli geçiyor ve ben kendime söz hakkı orada bulamıyorum. Çünkü gerçekten kavgaya ve hani diyaloglar çok hani bambaşka noktalara gitmeye başladığı için. Evet Melda'cığım arkadaşların senin için de bir şeyler söyledi. Evet. Burada haklısın. Oynadığını aslında böyle biri olmadığını söyledi. Sen de cevap hakkını kullan anneciğim. Tabii. Tüm samimiyetimle şunu söyleyeceğim ben. Kim olduğunu bilmiyorum ama karar çoktan verildi. Ve ben şu noktada ne dersem diyeyim zaten ikna için olmayacaktır. Fuzuli laftır bunu hepimiz biliyoruz. Ve benimle bu evde yaşayan sadece onlar değil. Güzel annelerim, üçünüz de siz de beni gördünüz. Ne yaşadığım biliniyor. Ben bu akşam ağlamayacağım. Çünkü ne olursa olsun kameraların açık olduğu bir yerde, burası bir ana ocağı da olsa ben burada bunu yapmak istemiyorum. Ama ben herkesi tanıdım, herkesi gördüm. Buraya gelmek benim için çok güzeldi. Beşi bir yerde de diyorum ya, hak ettiğimi düşünüyorum. Ama o beşi bir yerdeyi boynuma takıp çıkmak, en fazla boynuma takıp çıkmak olacak. Ben o beşi bir yerde yaşatacak kadar annem hep derdi. Ana ocağında terbiye olmayan koca ocağında terbiye olur. Koca ocağı lafını sevmem ama ben kendi annemin evinde görmediğim şeyi burada gördüm. Çok daha sertini, çok daha etkiliydi. Ve bu beni değiştirdi. Bir ölçüde değiştirdi. Ve ben bunun değerini hiçbir şeye değişemem anneciğim. Kıyamazsın. Kararınız baki, karar verildi. Ve ben bundan çok memnunum. Şu tek bir bilezik. Ben bunu gerçekten dün Ümmiyane'nin oyununda daha çok hak ettiğimi düşünüyorum. Belki lezzetim çok güzeldi. Ama o gün bu bileziği alsaydım, bu bilezik o kadar değerli olacaktı ki. Şu an
kolumda sadece bir bilezik. Ama ben çok daha fazla bilezik takıp gidiyorum. Hepiniz de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Şu an niye ağlıyorsun? Terbiye ettiğiniz için. Gülşah'cığım bunu anlatamam. Bunu gerçekten anlamazsın. Bunu anlamak zor. Bu kendi içimdeki çatışma, kendi içimdeki isyan. Bunu anlatamam. Ben bunu size anlatamam. Çok teşekkür ederim her şey için. Üçünüze de. Canım. Üçünüze de. Siz kararınızı verdiniz. Kararınız verildi. Açıklayın. Peki güzel kızım. Benim sana haksızlık mı yaptığımı düşündün? Annem, haksızlık yaptığını... Doğruyu mu söyleyeyim anne? Doğruyu söyle. Haksızlık yaptığını düşündüm anne. Ben peki. O bileziği, bir tek o bilezik benim. O kadar içten, o kadar bileğim, o kadar toprak, o kadar gerçekti ki. O bileziği çok istedim. Yanlış anlama anneciğim. Bu bilezik de, bu benim için çok değerli. Ama o bilezik içten de, o bilezik benim de. Evet. Ve ben onu gerçekten buradaki finalden sonra, finaldeki diyaloglardan sonra taşımak istemedim. Aysima'ya ben ya, verirseydi Aysima'ya verecektim ama. Rica ediyorum şunu yapmasın. Lütfen evet, rica yani. Ediyorum bana vicdan yapın. Çok özür dilerim bak, kızlar. Anneciğim ya bir durur musun Melda lütfen. Ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Çünkü benim olmayan bir şeyi ben asla almam. Benim olmayan bir kıyafeti de benim olmayan hiçbir şey benim değildir ve almam. Katiyen almam. Ne burada ne dışarıda. Şu anda gerilmeye gerek yok. Asla. Çünkü Ümmü anne sana layık gördü. Hayır onu. Ama öyle diyorsun da Gülşah. Sanki Melda'nın işte onu elinden almışsın gibi. Vicdan yaptırtıyor ama hayır, anne yani. Hayır. Yediremiyorum, sindiremiyorum. Çocuklar son final akşamındayız. Lütfen. Birbirinizi yanlış evet. Anlamaktan lütfen vazgeçin. Yok, aslında onun da dün akşam. Devam etmesini tamam, istemiyorum. Tamam bari. Konu tamam. Kapandı. Ve şunu bil ki sana bileziği vermek istememin sebebi seni aşağılamak ya da vicdan yaptırmak değil. Güzel bir gruptuk ve ben kavga etmediğimizi düşünüyorum. Hala samimi olmadığını ve düşünüyorum Melda. Kavga etmediğimizi düşünüyorum ve gerçekten... Melda hala devam ediyorsun. Ben duymak istemiyorum. Ben çocuklar yani final akşamı gideceksiniz biraz sonra. Bana vermek duymak tamam. İstemiyorum. Tamam Aysima. Aysima. Tamam canım. Boş ver. Şimdi çıkıp gideceksiniz bu kapıdan. Evet. Gerek yok yani tamam, şu anda. Tamam Aysima sen konuşma artık. Tamam. Evet, ana ocağının kıymetlisi bugün dördünüzden birinin boynunda olacak ve eve götürecek dedik. İşte şimdi o an geldi. Ana ocağının son gününde beşi bir yerdeyi hak eden kızım... Üzerine bir bardak zeytinyağı içen benden bir bilezik kazanacağım. Aa, iki bardağı bitiririm. Ben de yerim iki bardağı. Ben bütün yutuyorum. Benim zaten eniştem çiğ sarımsağı yiyor. Ana ocağının son gününde beşi bir yerdeyi hak eden kızım Hatice. Tebrikler güzelim. Tebrik ederim anneciğim. Aç ilk önce o güzel saçlarını topla. Dön arkana. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz Hatice. Tebrik ediyorum. Elim ayağım titriyor çok. Ay çok güzel titriyor. Güzel gidiyor. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Gel annelerin de elini öp. Helali hoş olsun diyorum. İyi günlerde kullansın, iyi günlerde harcasın. Hayal kırıklığı var ama öğrendiklerim bana yeter. Evet güzel kızlarım. Güzel bir hafta geçirdik sizle birlikte.
Biz size bir şeyler öğretmeye çalıştık. Sizden de çok şey öğrendik. Hadi kalkın bir öpüşelim hepimiz. Evet, siz de bu duygu sevini yaşamak istiyorsanız, ana ocağındaki zorluklara ben de göğüs gerebilirim, bütün görevlerin üstesinden gelirim diyorsanız, lütfen ekrandaki başvuru adresinden bize de başvurun. Bütün annelerinizin kucağı size sonuna kadar açık. Ama burada ciddi bir mücadele olduğunu ve ciddi bir yarış olduğunu sakın unutmayın. Başvurularınızı bekliyoruz.